En son Antalya'da görülen Enver Karakoç'u tanıyanlar bize ulaşın. 0545 975 0506 0212 975 0505. Mal oldu, kokulaşalım bacı. Gel bacım, ben yoruldum. Onu göreyim de. Oldum. 60 yıllık kız kardeşimi arıyorum. Adı Cemile. 60 yıl önce evlatlık verilen kız kardeşini arayan Emine teyze şimdi Esra Erol'da. Beni üzme, gel bacım. Kaç günlük ömrüm kaldı benim. İddia şu: Kemal Koçak, Tülay Bozan, Umut Koçak ve Levent Koçak kızımı kaçırdı diyor anne ve baba. Yorulmadan kaçırıyorlar. 13 gündür haber alamadım çocuğumda. Biz bunları hiç tanımıyoruz. Evet. Görmedik diyorlar. Onlar benim akrabam. Nereden akraban oluyor? Tabii öğleliğinden kendini kurtarmak istiyor. Kurban olayım, benim kızımı kurtar. Gelsinler, görsünler beni. Canlı yayında büyük yüzleşme. Kaçalı 13 gün oldu. Ailem gitti, istediği vermeyince kaçtık. Şimdi Esra Erol'da. ...1985 yılında Bahtiyar Demir ile karşını 33 yıldır kız kardeşini aradığını söyledi. Kesinlikle onda, onun hasbi kardeşi de söyledi. 33 yıl önce Aynur Şahan'ı kaçırdığı iddia edilen Bahtiyar Demir'in en yakınındaki isimden Aynur Şahan'la ilgili herkesi şoka edecek iddia. Bu zamana kadar biz onun hasretine yandık tutuştuk. 33 yılımızı aldı bizim. Bu iddia çok konuşulacak. Anla yüzüm, bak gelse ya buraya bizim yanımıza. Çıktı, duyduklarınıza inanamayacaksınız. Bahtiyar Demir'in yakalanmasını istiyor. Şimdi Esra Erol'da. 35 yaşındayım. Lösem hastasıyım 5 senedir. Babamın ilk tahmine ihtiyacım var. Doktor da öyle dedi. Erkan dedi, zor dedi ilik dedi. Yani 1000 kişide bir kişi de uyuyormuş. Vicdanı varsa gelir. Ama bu yerin, bu toprağın üstü varsa altı da var. 1 ay önce annemi buldum. Annem şizofren hastası. Babamı bulmak istiyorum. Çünkü annemin kullanıldığını düşünüyorum. Bir şeylerin benden saklandığını düşünüyorum. Çünkü teyzemin bir şeyler bildiğini, anneannemin bir şeyler bildiğini ve ablamın ve abimin de bir şeyler bildiğini düşünüyorum. Babamı bulmak istiyorum. Hani gerçekten gerçekler ortaya çıksın istiyorum. We'll be right back.
geldiniz. ATV ekranlarına iyi seyirler diyorum. Ekranları başında bizlerle buluşan tüm seyircilerimize sevgiler ve selamlar olsun. Hem ekran başı hem de stüdyodaki konuklarım. Merhabalar. İlk defa gelen var mı? Oo, çok. Nereden? Grup halinde mi geldiniz? Hala hala. Siz bir sen. Biz de Esenler'den geliyoruz. Esenler'den. Bu sıra tamamen mi? Tamamen Esenler'den. Komşu. Evet. Mahalleden. Evet, mahalleden. Ne güzel. Evet, sizi ziyarete geldik. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Hediyemiz var, kabul ederseniz. Aa, hiç hayır demem biliyorsunuz. Bu arada niye zahmet ettiniz? Çok teşekkür ederim. Bu arada 10 Nisan polis bayramımızı. Ben de bir polis eşiyim. Wow. O yüzden tüm teşkilatın polis bayramını kutluyorum. Ve... Önce şunu anlatır mısınız? Polis eşi olmak. Şimdi ben bir polis kızıyım. Zor. Annemden bunu duydum ve dinledim ve yaşadığım şeyler de var. Polis eşi olmak. Zor. Yani onunla beraber bütün mesleği sırtlanıyorsunuz. Bir kadın olarak, evet. Anne olarak. Normalde hep gönderip karşılardım. Ama bir gün yaralı getirildiğinde o zaman diyorsunuz ki normal memur gibi değil. Yani kelle koltuk altında gidiyor geliyor ve 1,5 aylık hamileydim. O şekilde eşimi arkadaşları getirmişti. Zor. Yani hala o gelmeden... Yatamazsınız. Onun sesini duymadan olmaz. Meşgul çalamaz. Telefonunu kapatamaz. Kesinlikle telefonunu kapatamaz. Bir defa hatırlıyorum, telsiz anonsundan ben ona ulaştım. Yani onun telefonu bulunduğu yerde çekmemiş. Ama ben dayanamadım. Aksaray ilçe emniyete kadar yani gitti telsiz anonsundan. Ondan sonra beni aradı. Yani niye bu kadar panik yaptın? Ama değil. Çocukları da aynı şekilde aynı zorluğu yaşıyor. Onlar da baba gelmeden yatmıyor kesinlikle. Ama mükemmel bir baba, mükemmel bir eş. Bize de yetiyor, devletine de yetiyor elhamdülillah. Ay helal olsun ya. Oh. Wow. Sevgili seyirciler. Evet. Bugün benzeri şeyleri anlattım sosyal medyadaki hesabımda. Ben polis kızı olarak. Evet. İşte... annenin şöyle bir sesi vardır. Aman gece nöbetten geldi. Azıcık uyusun. Evet. Dinlensin. Parmak ucunda yürü. Evet. Bazen derim sakallı olur. Bir bakarsınız babanın sakal uzatmış. Bir bakarsınız bir anda kestirmiş. Evet. Bazen düzenli geliyor eve. Bazen hiç gelmiyor. Evet. Evet. Lojman kültürünü, lojman hayatını biliyoruz. Evet. Annemin kaygılarının ne kadar çok olduğunu tabii ki büyüdükten evet. sonra daha idrak ediyorsunuz ama babamın mesleğiyle her zaman gurur duydum. Ben de. Buradan da polis teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümü. Bu görevi yerine getiren tüm polislerimize, tüm emniyet görevlerine buradan sevgilerimizi, saygılarımızı ve dualarımızı gönderiyoruz. Ve bu uğurda şehit olan aslanlarımız da var. Onların da ruhları şad olsun. Allah geride bıraktıkları ailelerine sabırların en büyüğünü versinler. Ne güzel çok konuştunuz çok ya. Çok teşekkür ederim. Bazen işte bazen yani hiç o belirli cümlelere gerek yok. Yaşayanlar bilir ama yine de o üniformayı giyip evden çıkarken dönüp bir kere daha bakıyorsunuz değil mi? Yerim, ay öpeceğim sizi. Ay çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Böyle bugün benim de Esenler'den geliyoruz. Evet. Çam sakızı çoban armağanı memleketimin ürünüdür. Memleketinizin Karadeniz, ürünü. Karadeniz. Karadeniz. De abla onu sen. Çok sağ olun. Esenler Gur var. Siz nereden geliyorsunuz? Efendim Hollanda'dan geliyorsunuz. Hoş geldiniz. Küçük bir şey getirdim. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hemen o elden ele uzatalım. Ya. Kime selam söylemek istersiniz? Hadi. Seni çok seviyorum onu benim. Söyledi selam. Siz orada anlamadınız. Hadi, hadi, hadi yaptı gitti o arada. Hayır al mikrofonu. Oh my god. Seni çok seviyorum. Çok güzelsin. Ay çok teşekkür ederim. Sana. Kime selam söylüyorsun? Ay, ay, ay. Oh my god çıkacakmış ağzından. Çıkamadı o sırada. Oh my god. Hadi ama bir şey söyleyeyim. Çok üzüleceksin sonra. Ama ağlama ya bugün zaten. Tutuyorum. Ha? Hayır tutma. Mikrofonu al. Baba. Baban mı? Ya. Baba dedi ya. Bak. Babamı da sürükledim kendimle. Katlandı trafik falan. Nerede ya. Trafik? Ay Hollanda'dan gelmedik canım Esenyurt.
öyle. Ha, Esenyurt'tan ya. Geldiniz. Peki Hollanda'da mı yaşıyorsun? Orada doğma büyüme evet. Şimdi ya. Tatile geldiniz. Yok yerleştim. Geri geldim memleketime. Oh hoş geldin. Ya hoş bulduk. Çoluk çocuk? Yok abla bekarım. Gençim canım. Çok tatlısın. Seviyorum seni. Sağ olun. Çok Ayşe. İyi ki varsınız. Sağ olun. Bu bakışlar bile yetiyor. Nereden geldiniz kızlar? Çok güzelsin. Teşekkür ederim. Bambaşkasın. Yüreğin, her şeyin bambaşka. Ay sağ olun. İyi ki varsınız. Anlatmakla yani anlatamam. Seni görmek de nasip oldu bize. Bir şey söylüyorum. Sanki bu bölüm şöyle oluyor. Hadi beni övün gibi oluyor da. Hayır hayır. Anlatamam yani. Sağ olun. Biz Denizli'den geldik ama eli boş geldik. Aa, hazırlıklı gelmedik. Buraya son anda nasip oldu buraya gelmek. Hemen ama özel kime senin selam için söylemek istiyorsanız? Buradan Denizli'den bütün gelinlerimizin, herkesin, abimin, herkesin sana selamı var. Herkese, izleyen herkese sevgiler, saygılar gönderiyorum. Özellikle dolusu selam getirdim sana. Ben de öpüyorum sizi, ayaklarınıza sağlık. Çok seviyorum seni. TV ekranlarına hoş geldiniz. Başarıların devamını dileriz. Avukatımız Hülya Kur'an bizimle beraber. Merhabalar. Ben de bizlerin güvenli bir şekilde yaşamasını sağlayan, fedakarca görev yapan tüm polis teşkilatı mensuplarının ve ailesinin gününü kutluyorum. Hanımefendi çok güzel söyledi. Çok güzel. Hem bize yetiyor hem devletine yetiyor. Çünkü bizim iki ailemiz var. Bir çekirdek ailemiz, bir de o büyük ailemiz, milletimiz. O yüzden böyle bir görevi icra etmesi ve eşinin de bundan memnun olması ne mutlu, gurur verici bir şey. Aynen. İlk konuğum Deniz Kılıç geliyor. Biyolojik babasını, babasını aramak üzere sürütüyomuz olacak. Bir insanın ailesine dair hani birkaç tane iz olur, onlardan yola çıkarak ararsınız. Ama annenizin hikayesi karma karışıksa her şeyi öğrenmek için de yola çıkarsınız. Deniz böyle bir genç kız. Alkışlar Deniz Kılıç'a. Sen yoktun ben yalnız kalmayı öğrendim. Acıya duvar gibi durmayı öğrendim. Kaybolmuş bir sözcükleri gibi köksüz bağsız durmayı öğrendim. Böyle de bir şarkı olamaz, köksüz bağsız durmak. Abdülkerim amca, her gün bu sürütüyoda bizimle beraber olacaksın ta ki Enver'inden, oğlundan ses gelene kadar. Kapım ve gönlüm sana açık. Önce minik bir hatırlatma. Şimdi bir babanın yaşayacağı en zor anlardan bir tanesidir. Oğlunuz bilerek isteyerek sizi terk ettiyse, sizden uzaklaştıysa onu tekrar kazanmak için ne yapmalı sorusunu soruyoruz. Önce o görüntüler gelsin ekrana. İçim Hanım telefon hattında. Ben Antalya'da yaşıyorum. Biz eşimle her gün spora gidiyoruz. O gün spordan geliyorduk. Yürüdük, yorulduk, banka oturduk. Enver yanımıza geldi. Mühendislik öğrencisiyim dedi. Okuyorum dedi ama evden ayrıldım dedi. İhtiyacım var, yardım etmek ister misiniz dedi. Devletin dedi bir sürü yardım kurumları var dedi. Oraya müracaat edin dedi. Biz de eşimle kalktık, yürümeye devam ettik. İleride gitmiş bir banka oturmuş, tekrar gördüm. İki elini kafasının arasına almış, gözleri dolu, ağlamaklı, çok üzgün, tedirgin bir haldeydi. Osman Bey telefon attığında 13-14 gün arasında oluyor bu. Dönerden çarşının karşısında cami var, üç kapılarda. Camiden çıktık, tanımadığımız birisindeki bir cüzdan düşmüş buraya. Bastık, kimliği falan vardı içinde dedi. Hem Karakoç'la ilgili yazıyor, Van doğumlu. Bir de kredi kartı vardı içinde. Niyeter Hanım telefon attığında. Bugün 3'te gördüm. Ben nakil almaya gidiyordum. Evet. Tramvaya bindim. Hemen yan yanaydık. Arkadaşıyla konuşuyordular. Otelde lojman var mı? Çalışacağım. Oğlan da diyordu ki yandaki çocuk var diyordu. Ne zaman gelelim görüşmeye? O da dedi ki çarşamba günü gel bir forum ver. O da dedi ki ilk önce ben hat almam lazım dedi. Abdülkerim amca. Oğlun kaç yaşında? 23 yaşında. Mühendislik fakültesinde okuyan. Hani 4. sınıfa gelmiş, gayet aklı başında, eğitimli ve donanımlı bir çocuk. Her şeyi bırakıp gitmesinin altında bilinçli bir tercih var. Niye? Bunu yapmaması gerekir. Gelse ben onu başım ve gözüm üstüne kabul ederim. Bence gereme sokarım onu.
Yani şimdi gelen telefonlar onu hep hani sokakta bir yerde, mevcut bir yerde bir düzeni olmadığı ve kalmadığı için de pek kendisini televizyon izlediğini sanmıyorum. Şunu da yapmaz ya, açın kafeyi de Esrail oldu benden bahsediyorlarmış da diyemeyeceğine göre yani onu gören kişilerin bu konuda bize ihbarlarının olmasını rica ediyorum. Önce telefon hattında Hatice Damar var. Haber muhabirliği yapıyor kendisi. Hatice merhaba. Merhaba. Hoş geldin canlı yayına. Hoş bulduk canım. Siz Enver Karakoç'u görenlerdensiniz. Evet, gördüm. Hem de birkaç gün önce gördüm. Hı hı. Ayrıca ben seni bir yolda görmemiştim. Tesadüfen gördüm. Çünkü neden? Murat Paşa Camisi var bizim orada. Evet. Murat Paşa Camisi'nde ben orada oturdum. Mark Antalya ve Murat Paşa Camisi'nin olduğu yerde. Tramvay durağına çok yakın. Evet. Orada oturdum, telefonla konuşuyordum. Hatta o gün beni Taner İzgül'ün kardeşi Taner abi gördü. Taner abiyle konuşuyordu, Taner İzgül. Yani o gitti, ondan konuştuktan sonra bana adını sordu bu çocuk. Önce simitçini de soruyordu, gördüm. Evet. Sonra bana sordu. Dedi ki, abla dedi, pardon yanlışsın dedim. Abla demedi. Başkasına sorarken ben duydum. Dedim ki o adresi ben biliyorum dedim. Çünkü ben orada oturuyorum. Hı hı. Sonra adresi tekrarlar mısın? Efendim? Size sorduğu adresi tekrarlar mısın? Tabii ki. Sorduğu adres kötü bir yer. Zenginköy. Ama bana sormuyor. Başkasına sorarken ben duyuyorum. Ben sulandı duyduğum için ben dedim ki orayı biliyorum dedim. Anladım. Ama petrol bana çok yakın. Çünkü ben Kefez'de oturuyorum dedim. Evet. Ondan sonra tamam o zaman abla dedi. Ama çocuk yüzüne bakmıyor. Böyle hani çok dindar insanlar yüzüne bakmaz ya. Öyle masum ama sakalları böyle değil, biraz daha uzun. Üzerinde gömlek var. Fermuarlı bir yelek. Hani böyle şişme yelekler olur. Evet evet, şişme yeleklerden. Ha, onlardan bir yelek ve ayağında da spor ayakkabı var. Öyle çok perişan bir halde değildi yani benim gördüğüm çocuk. Yani sonra sizin ekranda gördüğüm için ben sizi aradım. Dün gördüm, daha önceden bilmiyordum yani. Anladım. Sonra ama ismini sordum. Benim de dikkatimi çekti, haber muhabiriyim ya. Zenginköy'de evet. Sorunca biz oralarla da çalışıyoruz. Sordum, dedim ki hayırdır ablam, neden sordun orayı dedi. Ben buranın yabancısıyım dedi. Benim bir arkadaşım var, onun için gelmiştim ama o da taşınmış buradan dedi. İzmir'e taşınmış dedi. Ve ben onu bulmak için uğraştığım zaman dedi, arkadaşım bana dedi ki ben oradan taşındım ama bu tarafta Zeytinköy, Teğmenpaşa tarafında bir arkadaşım var. O seninle ilgilenir dedi. Sizin bu gördüğünüz gün cuma günü mü? Cumartesi mi? Cuma günüydü. Cuma günü gördüğünüzde. Evet. Bu cuma çok yakın bir zaman. Hatta orada cuma pazarı kuruluyor. Elinde iki tane poşet var. Ama elbiseler var içinde. Yiyecek değil. Şaşırdım. Şimdi televizyonda da görüntü. Evet. Aa dedim, bu çocukla ben konuşmuştum dedim. Hı hı. Şaşırdım yani. Ama ben ismini sordum. Dedim ki ablam neden arıyorsun, ben yardımcı olayım dedim. Adını söylemedi, adı böyle Enver değil. Nasıl, Kerem gibi bir şey söyledi. Kerim de olabilir. Anladım. Öyle bir şey söyledi. İsmini Enver değil, farklı bir isim olarak söyledi. Ama sen net konuştuğunu hatırlıyorsun. Siz Antalya'da muhabirlik yapıyorsunuz değil mi? Evet, Antalya'dayım. Peki. Kepez'de oturuyorum ben. Ama hatta Taner abi yeni gitmişti yanımdan, Taner Özgür. Evet. Çok şaşırtıcı bir olay oldu. Ben oturuyordum betonda bir de. Çok yorulmuştum. Şaşırdım böyle ekranda görünce. Ama aynı çocuk yani. Sümer Ezgi mi vardı yanında? Taner abi yanından yeni gitmişti. Yeni konuştuk onunla. Anladım. Yani şaşırtıcı bir olay. Peki. Teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgilerden dolayı. Zaten bütün gelen ihbarlar hani Antalya'da olduğuna dair. Hani birçok telefon da geldi. O telefonlarda da hani yine hep aynı bölge etrafında görüyorlar ama mevcut bir düzen ve hayatı olmadığı için televizyon izlediğini bilmiyoruz. Anca yani baba Abdülkerim Bey burada tek istediği, eğer bundan sonra eve gelmeyecekse de bunu çıksın söylesin mi yoksa geri mi dönsün? Vallahi biz eve gelmesini istiyoruz anam. Gelmiyorum dedi. Gelmezse onu tercih eder. Onu ne tercih ederse biz kabul ederiz. Öyle sağlıklı olsun.
Ne yapak ablam? Ama gelen ihbarlar doğrultusunda da bu şekilde bir yaşam tarzıyla ne kadar süre sağlıklı yaşayabilecek? Yani bakın ayrı yaşamayı da istiyor olabilir. Şimdi sizin iddialarınızda bir şiddet olayı yok, bir anlaşmazlık yok. Bir tercih gibi gözüküyor. Bu tercihini iletmesi için size de demesi lazım. Ya baba ben ayrı, abi ayrı bir yaşam kurdum. Burada çalışmak istiyorum, şu işi yapmak istiyorum. Bu cevabı duymayı da ailenin hakkı var. Yoksa tercihlerini burada hiç kimsenin sorgulama gibi bir hakkı yok. Ama gelen ihbarlar oradan yardım aldım, buradan yardım aldım. Bir üniversite öğrencisine, eğitim almış bir çocuğa ben yakıştıramıyorum. Problemin neyse de babanın bunu duymaya hakkı var. Düzgün bir şekilde ayrı bir yaşam kurabilirsin, eğitim hayatını sürdürmeyebilirsin. Bu da bir tercih. Peki bu arada telefon hattındaki hanımefendiye de çok teşekkür ediyorum. Hatice sağ olasın verdiğin bilgiler için. Şimdi Kayseri'de Erciyes Üniversitesi'nde makine mühendisliği okuyan, hani öğrenci evinde kalan bir çocuk. Ailenin durumu ortada, iyi şartlarda çocuğun eğitim hayatını sürdürmesini sağlayan bir aile. Şiddet yok diyorsunuz, bir şey yok. Zaten bu çocuk okul hayatı boyunca da hep üniversitede olmuş. Sessiz, sakin, ensesine vur, al lokmasını. Öyle hiç kimseyle hırı gürü, kavgası, dövüşü olmayan, aksi olmayan bir çocuk. Yalnız yaşama kararını ya da hiç kimseyi görmeme kararını aldıysa altına da önemli bir sebep vardır muhakkak. Yani bunun sebebi biz de bilmiyoruz. Yani kendi tercih ederse, kendini saklarsa biz teşekkür ederiz. Peki okul mesela, okul bitsin. He. Şöyle yapacaksın, şöyle yaşayacaksın diye bir baskınız var mıydı? Yok yok yok, vallahi hiçbir baskımız yoktu. Ama bak burada canlı vurarak ona sesliyorum. Belki, ya da okul bitince memlekete geri döneceksin. Abla, belki şu anda beni izli. İnşallah. Vallahi hiç kimse buna dememiş. Yani sen kazansan kazanmazsan bizim yanımıza sorun değil. Vallahi üç tane oğlum var şu anda, üç tane daire yapmışım, birinci daire onundur. Ha. Her şeyi de yapmış. Enver Karakoç'u görenlerin bize ulaşmalarını, en azından şu mesajımı iletirseniz ekran başındaki seyircilerimize, Antalya'daki seyircilerimize, yani onu gören, onunla iletişim kuran herkese, ben onunla konuşmak istiyorum ya, ya geri dönmesin. Sadece onunla iletişim kurmak istiyorum. Nedenini merak ediyorum. Asla ne yargılayacak ne sorgulayacak da değil. Merak ve onunla iletişim kurmak istiyorum. Başka hiçbir şey yok. İnşallah da duyar sesimizi. Deniz'ciğim hoş geldin. Hoş buldum. Şimdi sen hikayeni anlatmışsın. Biz sonrasında böyle en kısa yolu anlayacağımız şekilde kendimize şöyle bir şey çizdik Hülya Hanım'la beraber. Seyircilerimize de umarım anlatacağız. Ya valla ben daha çözemedim. Yani 21 yaşındayım. 8 yaşından beri kafamı toplamaya çalışıyorum ama hala çözemedim. İnşallah herkes çözer 8 yani. Yaşında bunu çözebilme merakın varsa? Vardı. Çünkü ben annemi 2007 yılında en son gördüm. Ve o günden beri dedim kendime, Deniz ya okuyacaksın ya da okuyacaksın. Hayatını kurtaracaksın, anneni kurtaracaksın. Başka çarem yoktu benim. Bunu söyleyen de 21 yaşında gencecik bir genç kız, üniversite öğrencisi, aşçılık bölümünde de okuyor. Evet. Aslında annesinin hakkını savunmak üzere. Evet. Nüfusunda görünen Mehmet Sinan Numanoğlu'nu bulmak üzere yola çıkmış. Evet. Genç bir kadının, genç bir kızın öyküsü. Önce VTR'miz, ardından buradayız. İsmim Deniz, Deniz Kılıç. 21 yaşındayım. 1 yaşından beri sosyal hizmetlerdeyim. Yurtta kalıyorum. Bir ay önce annemi buldum. Annem şizofren hastası. Babamı bulmak istiyorum. Çünkü annemin kullanıldığını düşünüyorum. Annemin ilk evliliğinden Mustafa Ulusoy bir kızı ve bir oğlu oldu. Ablam ve abim. Onlarla 2 senedir görüşmüyorum. Bir de benim küçük bir kardeşim var. 10 yaşında. O da sosyal hizmetlerde. O başka birinden, annemin kullanıldığını düşünüyorum hastalığını ve ben onun yanına gittiğim zaman hani beni tanımadı çünkü hastalığından kaynaklı. Bir şeylerin benden saklandığını düşünüyorum çünkü teyzemin bir şeyler bildiğini, anneannemin bir şeyler bildiğini ve ablamın ve abimin de bir şeyler bildiğini düşünüyorum. Yani çünkü şimdi
Kardeşim Özgenur'un da evlilik dışı dünyaya geldiğini düşünüyorum. Benim babamı Mehmet Sinan Numanoğlu diye bir ismini söylediler. Babamı bulmak istiyorum ve hani gerçekten gerçekler ortaya çıksın istiyorum. Ne yaşandı, ne bitti. Çünkü ben buraya kadar tırnaklarımla, dişimle, tırnağımla geldim. Ve ben gerçekten annemi çok seviyorum ve onu hastaneye yatırmak istiyorum. Annenin 3 evliliği oluyor. Evlilik demeyelim. İlk evliliği resmiyette var. Diğerleri yok. Dini nikah bile olduğunu düşünmüyorum ben. 1994 yılında evet. İlk evliliği bitiyor. Eşi evet. Mustafa Ulusoy. Aynen. Oradan İsmail ve Mehtap diye. Kızları var. Ama ben 2 sene önce buldular beni. Ben görüşmek istemiyorum kendileriyle. Niye? Kendince sebeplerim var diyelim. Peki. Annen Menşure Kılıç. Evet. Ankara'da yaşıyor. Evet. İkinci evlilik, yani nüfusta bir isim var, baba ismi. Evet, var. Mehmet Sinan Numanoğlu. Asıl kimliğimde benim Mehmet yazıyor, başka isim yazmıyor. Hı hı. Ben dosyamı açtırdım buraya gelmeden önce çünkü ben Şubat'ta annemi buldum. Ve dosyamı açtırdım, dedim ben Esra Erol'a katılacağım dedim. Yurtta gittim dedim, açın ben bilmek istiyorum babam kim, bana söyleyin yani dedim. Hoca da dedi ki böyle böyle ama ben inceleyeyim ayrıyetten. Hani bakayım dedi ama sadece isim var. Mustafa Ulusoy'dan hani polisler gidip ona şey sormuşlar. Bu kız kim? Tanıyor musun? İlk karın nedir falan filan konuşmuşlar böyle bu tarz. O da aynı ismi veriyor. Mehmet Sinan Numanoğlu ismini veriyor. Fakat 2 sene önce beni bulduklarında bana kalkıp da babam kim dediğinde bana cevap bile vermiyorlar. Ben bunu öğrenmek istiyorum. Niye 2 sene önce söylemiyorsun sen bana? Baban şu, bulaşıkhanede çalışıyor, annenle orada tanıştı de. Ben her şeyi bilmek istiyorum, ben duymak istiyorum. Ben kimseyi yargılayacak değilim. Evet. Ben buraya yargılamaya da gelmedim. Annemi kabul etmiyorlar. Gerçekten kabul etmiyorlar. Bu çok ağrıma gidiyor benim. Annem benim suyu yok, doğalgazı yok, elektriği yok, hiçbir şey yok. Ve yaşamaya çalışıyor hayatı boyunca. Ve şizofreni hastası. Çok üst düzey. Ya düşünsenize annenizi yıllar sonra buluyorsunuz ve anneniz sen benim kızım değilsin diyor. Ben seni doğurmadım diyor. Yani çok ağır bir şey. Ama ben asla annemi yargılayamam. Başımın üstünde, kalbimde. Ben ona böyle taparak seviyorum annemi. Çünkü çok iyi kalpli bir kadın olduğunu biliyorum. Bunu herkes biliyor. Sen bir, benim teyzemsin. Ya onun kardeşisin. 6 kardeşler. Bir abim var senin. Yani abi olarak sahip çıksana. Ya da anneannem var. Niye sahip çıkmıyorsun kızına? 2 sene önce yok hastaneye yatırmışlar. Yok şöyle böyle. 2 sene önce bana diyor ki biz cahildik. Hiçbir şey bilemedik. Şimdi ne değişti? Yatırdınız güya. Rapor bile yok. Dosyamda bile yok raporum benim. Annemi yatırmaya çalıştım ben. Bu sene dedim ki artık bir şeyler yapmam gerekiyor. Çünkü ben gece yatarken uyuyamıyorum. Ama onlar uyuyabiliyorsa bilmiyorum. Bu arada teyze Muazzez Kılıç. Anneannenin. Evet. Anneannemin ismini bilmiyorum. Anneannenin ismini bilmiyor musun? Hayır bilmiyorum. Ben hiçbirini görmedim. Teyzemi dahi hiçbirini görmedim. Ben sadece annemi gördüm. Dayı var mı? Dayı var. Adı evet. Ne? Onu da bilmiyorum. Onun da ismini bilmiyorsun. Bilmiyorum. Peki Muazzez Kılıç'ı arayanlar, Menşure Kılıç'ın kız kardeşi. Evet. Sizin anneniz Menşure Kılıç. Tanıyanlar, bilenlerimize ihbar etmelerini istiyorum. Annen şizofreni hastası ve orada üstüne basa basa söylediğim bir cümle var. Annen hep kullanılmış, mağdur evet. edilmiş bir kadın. Evet. Hastalığından faydalanılmış. Aynen öyle. İlk evliliği, yani o Mustafa Ulusoy hariç, senin dünyaya gelmen. Bir tane daha kız kardeşin var. Var, 14 yaşında. O da yaşında. Yetiştirme yurdunda. Evet. Ve 7 yaşına kadar annemin yanında durmuş. Ya ben insanları da anlamıyorum. Ya niye almıyorsunuz? Bu çocuk 7 yaşına kadar o psikolojide nasıl yaşar? O ev var, bir ev var, resimlerde var. Evet. Verdim. Yani o evde yaşayamaz, insan yaşayamaz. Ve benim annem yaşamaya çalışıyor. Ve komşularıyla gittim konuştum. Şu anda Ankara'da yaşıyor. Evet. Doğalgaz yok, su yok, elektrik yok. Komşularına şey yok. Gidiyor suyunu almaya. Yemeğini komşular getiriyor ve annem... O kadar yüce gönüllü bir insanmış ki ben işte tanımaya çalışıyorum. Komşuları diyor ki
Biz yemek veriyoruz. Bize diyor elinde ne varsa onu verip geri gönderiyor diyor. Çocuk görse o da şeker veriyor diyor. Bu kadın kime zararı olabilir? Ben bunu düşünmek istiyorum. Kime ne yapmış olabilir? Ama annesi Meşru Hanım, yani senin annen, anneannen ve teyzen tarafından ve erkek kardeş tarafından da asla sahip çıkılmıyor. Kendi kaderine bırakılmış. Bu arada Muazzez Hanım, ekip arkadaşlarımız aramışlar. Bir daha beni asla aramayın demiş. Aynen bu cümleyi kullanmış. Senin hayatın kaç yaşında yetiştirme yurduna veriliyorsun? Ben 1 yaşındayken, ben bebekliğimde zannediyordum. Bana küçükken öyle söylediler ama 1 yaşındayken verilmişim. Hayatım, bebeksin, 1 yaşında bebeksin. Yani işte ben doğar doğmaz verildiğimi düşünmüştüm. Polisler ve doktorlar, hani doğduğum an doktor demiş ki, dosyamda da öyle yazmış. Hani bu çocuğu bakamazsın sen. Hani vermen gerekiyor. Annem kaçırmış beni. Bakmak istemiş. 1 yaşında tekrar almışlar. 1 yaşında verildim. İşte üniversite okuyorum. Öyle. 18 yaşına kadar yetiştirme yurdundaydın. Yok, aslında bu sene. Ya hala yetiştirme yurdunda görünüyorum ben. Anladım. Ama apartta kalıyorum. Devlet korumasındasın. Aynen hala. Öyle, devlet korumasındayım ben. Deniz, şeyi merak ediyorum. Üniversite... Şimdi bırakılan bir çocuk, hayatın boyunca işte çocuk esirgeme kurumunda yaşıyorsun. Kendi gerçeğin yok. Bir gün karar veriyorsun. Ben o dosyamı açtırmak istiyorum. O hayal ettiğin, kurduğun dünyayla, o benim için çok önemli. Çünkü ben bir iki kişiden duydum. 3 gün dosyasını açtırmak için gitmiş ama açtıramamış. O cesareti gösterememiş. Şöyle, ben cesaret değil aslında. Hani ben dosyamı böyle hocalardan gizli, şimdi duyarlarsa kızacaklar ama hocalardan gizli karıştırdığımı bilirim hani. Ama anneyle alakalı her şeyi gizliyorlar. Yani benim dosyam aslında gizli. Ben hocaya dedim ki, hocam dedim, ben dedim esrarlı çıkacağım. Yani kendimi, annemi bulmak istiyorum ya da babamı bulmak istiyorum. Ben dosyamı lütfen açar mısınız? O da sağ olsun kırmadı beni, açtı. Yani normalde de bilmiyorduk biz. Bilemiyoruz yani, gizli. Aslında olayda baktığınız zaman mağdur edilen sensin ama sen onları korumaya sen çalışıyorsun. Sen anneni korumak için yola çıkıyorsun. Öyle, çünkü ben annemi küçükken gördüğümde bir karar verdim. Ya üniversite okuyacaksın, kendi ayaklarının üstünde durup anneni kurtaracaksın. Kaç ya da yaşındaydın anneni ilk gördüğünde? 2007 yılında, yani 8-9 yaşlarını falan galiba. Nasıl karşılaştınız annenle? Nasıl? Şimdi ben gece 12 oldum mu ağlamaya başlıyordum. Anne, anne, anne diye. Yani düşünsenize, yaşamıyorsunuz hiç onunla, büyümemişsiniz ama anne, ağlıyorum sürekli. Sonra hoca dedi ki, artık başımdaki olan hoca dedi ki, ya anneni bulduk, seni ona götürüyorum. Hı hı. Alanya'ya dedi. Aha. Alanya'ya gittim. Çok heyecanlandı ve korktum. İnanılmaz. Ben hayatta kimseden korkmam ama annemden gerçekten böyle ne tepki edeceğini bilemedim yani. Ve hoca dedi ki, sakın dedi, anneme gideceğim diye ağlamayacaksın dedi. Geri döneceğiz dedi. Söz veriyor musun dedi. Söz veriyorum dedi. Çünkü kendime bir söz vermiştim. Gittim, annem gördüm. Annem tanımadı beni ilk. Yine tanımadı ama sonradan tanıdı. Bu hayatı yine orada da aynıydı yani. Fark eden hiçbir şey yoktu ama o sefer bebek vardı elinde. Çok zor, çok zor şeyler yaşadım ben. Çok güçlü durmaya çalışıyorum ama... Bir süreden sonra... Olmuyor Esra abla. Sen her şeyin üstesinden gelirsin. Düşünsenize, yurtta cumartesi pazar oluyor. Herkesin annesi geliyor. Ben o kapıda akşama kadar beklerdim. Bir gün annem gelecek beni görmeye diye. Hiç baba figürü yok ama. Hayır. Ben babalık yapsınlar istemiyorum bana. Bana istemiyorum. Gerçekten benim babam dediğim insanlar var. Celal Ustam var, Mustafa Ustam var. Ben aşçılık okuduğum için, otelde çalıştığım için böyle insanlar var. Gerçekten onları da çok seviyorum ve buraya çıktığımı biliyorlar. Yani bir sürü de ablam var ama ben baba istemiyorum. Ben sadece onları görmek istiyorum ve ben gerçekten doğruları duymak istiyorum. Maddi manevi hiçbir şey istemiyorum. Çok zor durumdalarsa ben yardımcı olayım onlara yani. Ben sadece
babamı görmek ve annemin şu durumunu görmesini istiyorum. Özgenur'un babası da aynı şekilde. Kızının ve annemin durumunu görmesini istiyorum. Özgenur 2005 doğumlu. Evet. 13 yaşında. Aynen. O da doğar doğmaz yetiştirme yurdundan veriliyor. O yok 7 yaşına kadar. 7 yaşı pardon 7 yaşına kadar. 7 yaşına annenle kadar annemle. Sonrasında o da yetiştirme yurdunda şu anda. Aynen. Kalıyor. Gidip görüyor musun onu? Cesaret edemiyorum. Bana dersek sen bu yaşına kadar neredeydin? Çok ağır bir şey. Çok ağır. Ben bunu cesaret edemiyorum. Ama çok görmek istiyorum. Ben annemi bulduğum zaman çok korkmuştum. Acaba bu zamana kadar neredeydin derse diye gerçekten dedi. Neredeydin dedi. Komşuları sanıyorum 10 senedir kimse gelmiyor buraya diyor. 10 senedir komşuları diyor. Üzülmüyorlar mı bu kadın haline acımıyorlar mı hiç diyor. Annem gidip parası olmadığı zaman o kafasıyla o şizofren hastası kafasıyla gidip parasını çıkartmak için Antalya'ya gidiyormuş. İstanbul'a gidiyormuş bulaşık yıkamaya. Bunu söylüyor komşuları. Kendisi de söylüyor. Tabii mesela rahatsızlıklar olabilir ve bu kişinin fiil ehliyeti de yerinde değildir. En yakın olarak, aile olarak şunu şey yapabilirsiniz. Ya ben karışmıyorum deme lüksünüz yok. Ve Türkiye'de yaşıyorsanız. O ailenin rahatsızlığı varsa vasi tayini yoluna gidersiniz. Onu emniyetli bir yaşama terk edersiniz. Çünkü evlilikler olur, kardeşler büyür, herkes farklı bir yol çizer. Ama bakın bu kadar fazla dayılardan, teyzelerden, anneanneden bahsediyorsunuz. Şimdi hadi kendi kardeşinizi terk ettiniz. Sizin ondan dünyaya gelen yeğenleriniz, torunlarınız var. Deniz var, Özgenur var. Bu çocukların çocuk esirgeme yurdunda kalırken bir kere bile anneanneleri tarafından kapısı çalındı mı? Ben görmedim. Teyze tarafından tanımıyorum. Çalındı mı? Hala tanımıyorum. Tanımıyorsun. Ki. Hiçbirini tanımıyorum. 6 kardeşler onlar, hiçbirini tanımıyorum. Hiçbir hakkını, ben kendimi ve annemi biliyorum. Bir de Özgenur'u bebekken gördüm, o kadar. 2 yaşındayken gördü. Bebekken, daha çok küçüktü. Aynen. Hiçbir şey bilmiyorum ki. Sen Karaman'da yaşıyorsun. Evet, Karaman'da yaşıyorum. Anne Ankara'da yaşıyor. Annem Ankara'da. Ara ara Ankara'ya mı gidiyorsun onun yanına? Gidiyorum. Yani bir kere gittiğim zaman saldırdı. Çünkü bilmiyor. Dedim ki benim babam kim dedim. Saldırganlaşmaya başladı. Sonra bir daha gittim. Bu sefer dedi ki sen Özgenur'u öldü zannediyor. Dedi ki Özgenur kızım öldü. Onu senin yerine koyarım. Sen Muazzez'in kızısın diyor. Tamam teyze dedim ona çünkü ne kadar ılımlı yaklaşırsan o kadar kendini sevdirebilirsin ve kabul ettirebilirsin. Tamam teyze dedim. Ondan sonra yok dedi teyze deme dedi. Ben senin annen olurum dedi. Sarıldım yani. Bilmiyorum. Çok zor. Onun için de bir şeyler yapılıyor olması lazım. Ya yani benim annem gerçekten hastaneye yatırmam lazım. Ve çok uğraştım. Raporu yok elimde. Yani doktorlara gidiyorum diyor ki raporu olsun. Getir kızım biz yatırırız hastaneye diyorlar ama raporu yok. Öncelikle bir devlet hastanesinden bir heyet raporu alınarak vasi tayin edilmesi lazım annene. Ve onun adına işlemleri yapabilmen, bir kuruma yatırabilmen için ilk önce vasiyet alması lazım. Tabii bunun bunca zamandır yapılmıyor olması da yani nasıl... Ailenin sorumluluğunda ve vicdanında. Şimdi babayla alakalı bilgileri yani bu Mehmet Sinan Numanoğlu ismini nereden duyduğunu, kimden söyledi? Dosya. Dosyada. Dosyam bizim çocukların dosyası olur. Evet. Dosyada aile diye ayrı bir şey vardır, o gizlidir. Evet. Orada Mustafa Ulusoy'a ve anneme gitmişler, sormuşlar. Evet. İkisi de söylüyor ama şöyle bir durum var. 94 yılında annem hamileymiş, ben 97'liyim. Buradaki yıl farkı var. Şimdi, o çocuk benden değil diye kapının önüne atmış. Şöyle söyleyeyim, 1994 yılında Mustafa Ulusoy'la evet. Annenin evliliği bitiyor. Bitiyor. Oradan iki kardeşim var, onu evet. Geç. Annen 94'te Mustafa Ulusoy'dan ayrılırken hamile. Evet, öyleymiş. O çocuk nerede? O çocuk kim bilinmiyor. Yok.
Mustafa Ulusoy bu çocuk benden değil mi diyor. Değil diyor, atıyor annemi. Sen 97 dünyaya geliyorsun. 97'liyim ben. Yani bu kemik durumda... yaşım kaç gösteriyor bilmiyorum ama yani 3 sene de yazdırılmayacak gibi değildir herhalde. Yani çünkü dosyamda da 97 yılında yurda giriş yapılmıştır diye şeyi var yani. 1 yaşında yurda girişi yapılıyor. Tabii tabii. Kardeşlerinle görüştüğünde sana annenin rahatsızlığından ya da eşi bahsetti mi? Annen o evlilik sürecinde de... Ya şöyle Mustafa Ulusoy ilk evine gittiğim zaman şey dedi. Aa Menşure'nin gençliği geliyor dedi. Peki babam dedim konuşmadı, cevap vermedi. Başka da bir şey söylemedi yani. Ben annem, ablam annemi yanına almış. Annem o zaman da bir bebek varmış herhalde Özgenur'dan bahsediyor. Bir bebek varmış elinde, durmamış evde, bağırıp çağırmış falan filan gitmiş. Yani. Peki 97 yılında sen dünyaya geliyorsun ama 94 yılındaki ilk evliliği biterken Mustafa Ulusoy çocuk benden değil diyor. Orada bir çocuk daha var. Var. Yani o çocuk kız mı erkek mi, dünyaya geldi şimdi, mi gelmedi mi, kayıtlarda var mı yok mu? Şöyle bir durum var. Bir Seyhan Hanım telefon attığında annenin komşusu. Seyhan Hanım merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz canlı yayına. Hoş bulduk. Siz Deniz'i tanıyor musunuz? Deniz'i tanımıyorum ama annesini tanıyorum. Komşuyuz. Komşusunuz. Menşure evet. Hanım'ın hayatından bahseder misiniz biraz şahit olduklarınızdan? Geleni gideni var mı? Yaşamını hayır, nasıl sürdürüyor? Yok. Kimsesi yok. Yardımlarla geçiniyor. Kim yardım ediyor? Belediyeden yardım alıyor. Belediyenin yardımlarıyla hayatını sürdürüyor. Aha, belki o yani sürdürüyor. Deniz annesinin şizofreni hastası olduğunu söyledi. Doğru. O doğru. Yani şey, elektrik su yok. Suyu biz veriyor komşular. Hı hı. Elektriğinde şarjlı bir tane ışıldağı var. Onu dolduruyoruz akşamları. Evet. Ona veriyoruz. Siz de oturuyorsunuz. Oturduğu ev kime ait? Oturduğu ev kira, şey yani birisi öyle der bir kiralık 100 milyon alıyormuş. Onu da yıkılacakmış o evde. 100 TL ha? O ev yıkılacakmış. Evet ya. Komşuları gönderecekmiş. Şey demedi, vazgeçiremedi kadında. O evde yıkılacak. Yani bu durumda Menşure Hanım sokakta mı kalacak? Vallahi hiçbir bilgim yok yani. O çocuğu çıkmış Allah razı olsun onu bir alsalar orada. İyi ki çıkmış Allah razı olsun. Evet ya. Annemi alsınlar oradan. Komşuları sahip çıkıyormuş. Komşusu tam nerede oturuyorsunuz siz Ankara'da? Biz Ankara'da Kurtuluş'ta oturuyoruz. Kurtuluş, Ankara Kurtuluş'ta oturuyorsunuz. Aha. Peki. Söylemek istediğiniz başka bir şey var mı? Kaç yıldır Menşure Hanım'ı tanıyorsunuz, görüyorsunuz? Ben 4 senedir 5 yıl görüyorum. Ki halen Antalya'ya gitmiş çalışmaya. Bıçaklamışlardı koltuğun altından yarası vardı çok büyükçe. Nasıl bıçaklıyorlar koltuğun altından? Vallahi ben düştüm dedi ama düşme işi değildi. Çok büyük bir yarası vardı. Koltuğun altında bıçak yarası gibi. Evet ya çok büyüktü yani. Ne zaman oldu bu? Bu giden sene oldu. Halen söylerdi ben Antalya'ya gitmeyeceğim nalet olsun diye. Sizinle iletişimi nasıldır? Komşularla iletişim kurabiliyor mu? İyi. Ya şimdi şöyle bir şey... İlaçlar alırsa sakin, ilaçlarını almazsa yani ama... siyasetten çok konuşur, küfür eder, ağzına gelen neyse hepsini söyler yani. Her şeyi söyler, hastalığın. Hasta. Ama ben eczaneye gittim annemin kimliği elimde olduğu için. Dedim evet. Ki annemin hani şeyi nedir, ne ilaç içiyor onu doktora söyleyeceğim. Psikiyatr tanıdıklarım var çünkü ağrı kesici içiyor dediler. Aa biz tanıyoruz o kadın zaten ağrı kesici parayla satın alıyor. İçtiği bir ilaç yok. Yazılan bir ilaç yok. Oradan raporu alayım dedim hani eczaneden. Mantık üstünde. Öyle. Ama yok. Ne ilacı içiyor bu kadın? Ne veriyorlar? Of peki çok teşekkür ediyorum. Bu arada hiç kız kardeşleri gelir mi? Kız kardeşi Muazzez. Yani bir yakını. Hayır gelmemiş. Annesi. Yok kimse gelmiyor da. Sadece babasının ismi de şey. Bektaş. Değil. Dedenin ismi? Bektaş. Bektaş. Onu evet. Nereden biliyorsunuz? Ya bana kimlik fotokopisini bıraktı, yardım alayım ya. O Antalya'ya gitmişti, çalışmak için. Anladım ama Antalya'da da bıçaklandığını söylüyorsunuz. Ya bıçaklanmıştı da ben düştüm dedi ama söylemedi bıçaklandığını. Ya. Annesinin ismi ne yazıyor kimlikte? İsmini Fatma. Unuttum ya. Annesinin Fatma. İsmi. Fatma.
Fatma mı? Fatma, evet. Fatma. Doğru. Doğru. Evet. Dikiş atılmış. Tabii yani o sırada orada başına ne geldi yani mutfakta şimdi insan akla bin tane şey geliyor. Böyle mutfak bir kadını, olduğunu düşünmüyorum ben hayır, daha açık konuşursam. Mağdur eden biri olabilir. Bir şey olmuştur ha? Taciz. Her türlü olabilir. Çünkü Deniz'in buraya gelmesi sebebi. Benim annem hep mağdur edilmiş ve kullanılmış bir kadın diyor. Ya çok açık söyleyeceksem taciz, tecavüz olduğunu düşünüyorum ben bu kadına. Çünkü tek başına ve şizofren hastası bir kadın. Katı sağlığı ve diyor. Belli ediyor yani kendini. Peki şizofren olduğunu nereden öğrendin? Ya küçükken de bana söylüyorlardı. Ben de aynı. Hani... Küçükken beni psikiyatriste götürürlerdi. Ya şimdi bu kalıtsal bir hastalık olduğu için geçmemesi için anladım. İlaçlarla tedavi de edildim ben. Hani küçükken hani ne olacak diye kontrol altında da tutuldum yani. O yüzden şimdi hem toplum için hem kendisi içerisinde de tedavi edilmediği için tehlike oluşturduğunu düşünüyorum ben. Emniyet güçlerine Ankara'dan bulunduğu konumu bildirelim. Çünkü gece kalkıp bağırıyormuş. Gece hani kalkıp bağırıyormuş pencereye açıp. Ya bir gün komşuların bir tanesi anlatıyor, diyor ki karşı tarafta inşaat varmış, inşaattan bir adam, onun yani üç kapı var onların, o en köşedeki kapıda kalıyor, diyor ki o kapıda diyor karşı kapısında diyor o adam kalıyordu diyor. Bir gün bas bas bağırmış sen bana tecavüz edeceksin diye, yani bilmiyor. Adam da tabii Muazzez Kılıç, bildiğimiz Mualla Şahin var. Zülfiye Alt işte teyzelerinden birilerinin isimleri. Ona söylemek istediğim bir şey var mı? Vallahi doğruları söylesinler. Yani gerçekten ben onları yargılamıyorum. Kesinlikle buraya onun için de gelmedim. Benim annemin halini görsünler çünkü annem diyor ki ablalarımı görmek istiyorum ben diyor. Annemi görmek istiyorum diyor. O kadının sevgiye ihtiyacı var. Paraya, pula, mülke hiçbir şeye ihtiyacı yok. Bu kadın bunu istiyor. Başka hiçbir şey istemiyor. Lütfen... bana da doğruyu söylesinler. Babam ben onları kim? Yargılamayacağım. Babamın kim olduğunu söylesinler. Akraba mı? Eyvallah der geçerim. Ben hiçbir şey istemiyorum onlardan. Ben şu hayatta kimseden hiçbir şey beklemedim. Ben kendi tırnağımla, dişimle annemi buldum. Kendi tırnağımla, dişimle üniversiteye gittim. Ben kimseden hiçbir şey beklemiyorum. Ben sadece bana dürüstçe doğruları söylesinler. Başımın üstünde yerleri var. Peki teyzelerinin ve anneannenin bir şey sakladığını mı düşünüyorsun? Düşünüyorum. Çünkü... Muazzez teyzemi aradığım zaman, 2 sene önce o beni bulduğu zaman biz işte cahildik, hiçbir şey bilmiyorduk, yapamıyorduk falan filan. Ondan sonra işte bu sene ben buraya gelmeden önce arıyorum, diyorum ki komşuları da yanımda, annemin komşularının yanında. Diyorum ki nerede, babam kim biliyor musun? Anneannene sor. Anneannemin numarasını verir misin dedim. Onu vermiyor. Dedi ki veremem dedi, kadını dedi 75 yaşında sürükleyemem buraya kadar dedi. Ya ben dedim sürüklemeni istemiyorum. O kadın sadece görmesini isteyeceğim dedim annemi. Ölecekse ölürken en azından annemi görsün yani. 2 sene önce diyor ki bana git anneannenin bir elini öp. Ne seni istiyor. Ya? Bunu da çok seviyorum ben. Hiçbir şey yapılmıyor ama git anneannenin elini öp. Ulan hiçbir şey yapmamışsın. Ne öpeceksin? Sen gel benim elimi öp yani ben bu kadar seni ayakta kaldıysam. Yani yıllarca bakılır, edilir, annenin durumu ortadadır, korunur. En azından bir aile, hani sen buradasın ama biz senin yanındayız hissi verilir. Gider öpersin ama hiçbir evet. Şey yapamamış git anneannenin önüne. Ne öpeceğim? Vallahi hiç kimse kusura bakmasın yani bu konudaki tavrım net. Yani ben Mustafa Ulusoy'dan da DNA testi istiyorum. Kimden? Mustafa Ulusoy'dan. Mustafa Ulusoy'dan DNA testi evet. İstiyorsun. Bu arada ismi geçen yani baban olduğu iddia aynen. Edilen kişi Mehmet Sinan Numanoğlu. Ondan da istiyorum. Kimse. Ondan da ve teyzelerinde bu Mehmet Sinan Numanoğlu ile alakalı. Anneannem özellikle anneanne, konuşmasını istiyorum. Kim ne biliyorsa herkes bildiğini ortaya dökecek, açıklayacak. Annenin memleketi buna... neresi? Ha? Annenin memleketi Tokat, Turhal. Tokatlı. Tokatlı. Mehmet Sinan Numanoğlu'nun da oradan Tokat'tan olma ihtimali var mı? Mustafa Ulusoy oralı Tokatlı ama onun hakkında hiçbir bilgim yok. Sadece isim geçiyor bu kadar. Peki şey soracağım. Bu Mustafa Ulusoy'dan ayrıldığında nerede yaşıyormuş anne? Annem mi? Cebeci'de. Ankara Cebeci'de. Aynen öyle Cebeci'de. Sonra da hep orada mı kalmış? Yok işte buraya gelmiş işte. İstanbul'a.
Hayır hayır. Kurtuluş'a gelmiş. Kurtuluş'a geliyor. Yani hiç Arka Ankara'dan ayrılmıyor. Hiç ayrılmıyor. Bir Cebeci bir de Kurtuluş var. Aynen. Öyle Alanya'da doğuruyor yalnız kardeşimi. Seni nerede dünyaya getiriyor? Bu Ankara'da, Çankaya'da. Çankaya'da dünyaya Aha, getiriyor. Evet. Orası diye geçiyor. Kız kardeşinde Alanya doğumlu. 2005 yılında Alanya'da doğuyor. Yılında da Alanya'da doğuyor. Şimdi onun da babası görünen kişi Rasim. Evet. Ama senin Kim de, Deniz. Her ikiniz de anne soyadı almışsınız. Evet. Şimdi annem bu da yazmış. Şaşırtıcı. Bir baba ismi yazıyor orada ama. Aynen. Annenin soyadı yazmışsın. Kız kardeşin Özge Nur'un da babası. Aynen. Rasim adında biri gözüküyor. Ama annenin soyadını almış. Aynen. Yani insanın aklına tek bir şey geliyor. Tecavüz. Evet. Yani çok bunu Evlilik söylemek dışı dünyaya, çok... Ya ben bunu dünyaya geliyor. Baba tarafından 8 yaşındayken, 9 yaşındayken de aynı şeyi düşünüyordum. Tecavüz etti herhalde anneme birileri. Ama bu ismi veriyor olmaları yani Mehmet Sinan Numanoğlu ismini hem kayıtlarda gözüküyor. Evet. Hem Mustafa Ulusoy, baba annenin Aynen. ilk eşi. O da doğruluyor. O da konuşsun. Canlı yayına bağlansın. Konuşsun yani. Bildiği neyse söylesin. Şu Ve saatten bakın, sonra Mustafa Ulusoy'a, kardeşlerine, aynen. teyzelerine, anneannene, ismi geçen herkesin söz hakkı ve cevap hakkı vardır. Bugüne kadar 21 yaşında bu genç kız, hiç kimse hiçbir şey yapmamış ama bu saatten sonra hepinizin ona bir borcu var. En azından bildiğiniz şeyleri paylaşın. Bu arada teyzem Muazzez Kılıcı aramışlar ama ağza alınmayacak laflar eder. Söylüyormuş. Yani eder, çok edersiniz. Yanar döner bir insan olduğunu düşünüyorum ben. Sen orada konuşuyorsun, bana güzel konuşuyorsun. Buraya niye çekinecekleri ne var bu insanların? Neden korkuyorlar? Bu onu gösteriyor. Sakladıkları bir şey var. Ya akraba birisi var? Aynen. Yani iddian var. Aynen. Çünkü cinsel istismar olabilir. Ben onu düşünüyorum. Çünkü ben bir Ayhan abi diye bir polis abim vardı. Hı hı. Devre mülk satıyordum ben yazın çalıştığım sıralarda üniversitede. Yerim ben seni ya. Ben 12 yaşında falan Ankara'da bir ünlü bir sofra vardı lokanta. Aha. Orada çalışmaya başladım. Ben yurtta hani bize çalışın demiyorlar. Ben dedim ki ben bu hayatı öğrenmek istiyorum. Şimdi telefon attığında annenin ilk evinden dünyaya gelen kız kardeşim Mehtap Ulusoy var. Görüştünüz mü Mehtap'la hiç? Görüştüm. Alo. Alo. Mehtap Ulusoy merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz. Kız kardeşiniz Deniz Kılıç. Evet, evet. Annenizin yaşamı boyunca hep mağdur edildiğini söylüyor ve babasının kim olduğunu merak ediyor. Evet, yani söyledikleri doğru. Anlattıkların hepsi doğru. Ama yalnız sadece birkaç şey var. Nedir onlar? Biz Deniz'le yaklaşık işte birkaç sene önce görüştük. Ya zaten geç görüştük. Hı hı. O zaman da anlattım, Deniz'e söyledim. Deniz hani seni tanımayan işte kadın bizi nasıl tanısın? Sen 20 yaşındasın, ben 32 yaşındayım. Hani seni tanımıyorsa bizi nasıl tanısın? Biz yardım etmek istedik, elimizden geleni yaptık ama elimizden bir şey gelmedi daha fazlası. Hani bunları söyledim. Şimdi Deniz'in anlattıklarının hepsi doğru ama şurada bir yanlış var. Babam hani Mehmet ismini vermiş dedi ya Deniz. Yani babam tanımıyor öyle birini. Babam ayrılmış annemden. Dosyamda öyle yazıyor. Dosyada öyle Polisler yazıyor. Polisler sormuşlar yani. Koca devletin dosyasına da yalan yazacak halleri yok. Kimse de yalan şey yapmaz yani. Niye yazsınlar? İyi de şöyle bir şey var. Yani babam nereden bilsin Mehmet'i? Sizin ya babanıza... Hanımefendi Ali Veli değil de iki tane ismi verir mi yani? Mehmet Sinan Numanoğlu denir mi? Çok basit. Yani isimler dersin. Zikredilir. Yani iki ismi birden zikretmiş. Dosyada var diyor hanımefendi. Şimdi dosyada var diyorsun. Ben dosyayı bilmiyorum ama yani biz babamla daha önce bunları çok konuştuk. Hani bana söylerdi en azından. Ama dosyama 94 senesinde ifade vermiş. Ben bunu anlatıyorum size. İfade verdiğinde demiş ki Mustafa Ulusoy anlatıyor. Bir bulaşık halinde çalışıyordu menşure ve orada Mehmet Sinan Numanoğlu diye bir adamla görüştüğünü söylüyor ve otobüsçü olduğunu söylüyor. Otobüs firması oradan ayrıldı, otobüs firmasında çalıştığını söylüyor. Şimdi babanız nereden biliyor bu kadarını? Bilmese Deniz, bilmez. Sen öyle güzel konuşuyorsun da sen bize geldin, biz evimizde seni ağırladık, misafir ettik. Evet. Bunları neden sormadın babama? Ben sordum, babam kim dediğinde cevap vermedi. Tamam ama işte yani Deniz, babamla annem ayrıldığında
Ben 8 yaşındaydım. Bak şimdi 32 yaşındayım. Kaç sene olmuş? 20 küsür sene olmuş. Anladın mı? İyi de ben burada yani... sizi suçlamıyorum. Ben burada sizi suçlamıyorum. Ben burada kimseyi suçlamıyorum. Ben sadece kusura bakmayın da anneniz istiyorum. Rahatsızsa reşit olduktan sonra 18 yaşından itibaren de annenizi bir kuruma yerleştirebilirdiniz. Yeni doğumlar yapmasına babasına engel olabilirdiniz. Için. Yani biz bu kadar işin içinden sıyrılıp çıkmak. Boşanma sebepleri neydi? Bakın şimdi ben size şöyle bir şey anlatayım. Ben 18 yaşındaydım, 19 yaşındaydım. Annemi yanıma aldım. Annem 6 ay yanımda kaldı. Bunları Deniz biliyor, Deniz'e anlattım. Evet. Kucağında Özge vardı. Ben bulduğumda. Evet, Özge Nur. Evet, Özge Nur vardı. Özge Nur küçüktü. Hı hı. 6 ay, 7 ay kadar benim yanımda kaldı. Bunları Deniz'e anlatmıştım, Deniz biliyor. Hı hı. Ve ben en son 6-7 ay sonunda... annemle büyük bir kavga ederek ayrıldık. Çünkü beni tanımıyordu. 6-7 ay boyunca aynı evin içinde 6 kere yüzümüzü görmedik birbirimizi. Hastalığından sebep? Tabii evet. En sonunda da ya zaten hasta bana saldırdı. Binaya rezil olduk. İşte size bina saldırıyorsa bu toplum için de tehlikelidir işte, deyip niye hastaneye yatırmadınız? Şimdi ya hanımefendi anlatamıyorum. Yani kendinizi mi korudunuz? Yaşındaydım o zaman. Bakın ben şöyle bir şey söyleyeyim. Ben seni bir kere daha aradım 2 sene önce. Dedim ki annemi gel dedim hastanesine yatıralım. Gazi Üniversitesi Hastanesi'ne yatıralım. Bakılsın dedim. Sen bana ne dedin? Bunu söyler misin abla? Bunu söyle, senden başka hiçbir şey istemiyorum. Söyle. Deniz, bizim elimizden gelen ne vardı? Elimizden gelen değil. Ben senden dedim ki yardım istiyorum. Dedim ki senden yardım istiyorum. Araban var altında. Senin annen olduğu kadar bizim de annemiz. Tamam, senin annense ben hastaneye yatıralım dediğinde benim kızım var deyip çekilmedin mi? Gereğini yapın o zaman. Bakın, çekilmedin mi? Söylediniz şu saatten itibaren gereğini yapın. Hem toplum için hem bakın kendisi için annenize bir annelik evlat borcunuz var. Anne deyip kenara çekiliyorsunuz. Kardeş şey deyip kenara çekiliyorsunuz. Hiçbir şey yapmıyorsunuz. Oradan öyle konuşmak çok kolay geliyor ama. Öyle siz... tabii çok kolay. Çok kolay. Gerçekten hayır, çok hayır, kolay. Hayır. Şimdi biz elimizden tamam. Ben size şunu anlatmaya çalışıyorum. Ben 18-19 yaşındaydım. Annemi yanıma aldım. 6-7 ay boyunca yanımda kaldı. Aynı evin içinde 6 kere yüzümüzü birbirimizin görmedik. Ben o binadan annem yüzünden atıldım. Mehtap, o binadan atılabilirsin ama bu senin sorunun değil. O binada yaşadığın insanların birazcık da vicdansızlığı. Hayır ben şunu anlatmak istiyorum size. Bizim yaşadıklarımız da kolay değildi. Tabii ya şu anki komşuları kabul ediyor annemi. Senin en azından annem ve babam belli. Bu kız bir yaşından bu yaşına kadar yetiştirme yurdunda büyümüş. Evet. Annesini yıllar sonra bulmuş ve babasını aramak istiyor ve annesi için bir şeyler yapmak istiyor. Siz aslında anlıyorum, hepiniz aynı gemidesiniz. Destek oluyor olmanız tabii lazım. Tabii ki. Ayrılmayın. Yani senin anneannen ve teyzenlerle ilişkilerini de çok merak ediyorum. Onlarla görüşüyor biz musun? Biz şöyle bakın. Deniz nasıl 3-4 sene bir ya da 2 sene... bekleteceğim seni. Çünkü anneannenin bir komşusu, Tokat'taki komşusu telefon hattındaymış. Onun söyleyecekleri önemliymiş. Deniz'le kaldığımız yerden devam edeceğiz. Aileyle ilgili ne bildiğiniz varsa tanıyanlar, bilenler bizlere ulaşsınlar. Bahtiyar'ın birinci derecede akrabasından, Bahtiyar Demir'in birinci derecedeki yakın akrabasıyla dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bahtiyar Demir'in evine girip çıkan çok önemli bir iddiada bulundu Habibe abla. Kız kardeşinle alakalı çok önemli bir bilgi verdi. Onu biraz sonra söyleyeceğim. Firdevs Hanım ve Bekir Bey kızlarının kaçırıldığını iddia etti. Karşı taraf dedi ki tam tersi. Gençler birbirlerini seviyorlar. O zaman dedi ki gelin Sürto'ya annenin ve babanın elini öpsünler. Biraz sonra Kemal Koçak ve Tülay Bozan bir nevi dünürler Sürto'da olacak. Reklamlardan sonra geliyoruz, ayrılmayın. Şu Kemal Koçak, Tülay Bozan, Umut Koçak ve Levent Koçak kızımı kaçırdı diyor anne ve baba. Yoğurdan kaçırıyorlar. 13 gündür haber alamadım çocuğumda. Biz bunları hiç tanımıyoruz. Evet. Görmedik diyorlar. Onlar benim akrabam.
Devlen akrabanı oluyor. Tabii öyleliğinden kendini kurtarmak istiyor. Kurban olayım benim kızımı kurtar. Gelsinler, görsünler beni. Canlı yayında büyük yüzleşme. Kaçalı 13 gün oldu. Ailem gitti, istedi, vermeyin diye kaçtık. Şimdi Esra... Sevgili seyirciler, konuğumuz Deniz Kılıç, 21 yaşında, 1 yaşındayken Çocuk Esirgeme Kurumu'na veriliyor. Ve şu an bile hala devlet korumasında. Babamı görmek, tanımak istiyorum ya da babam kim onu bilmek istiyorum dedi. Tüm yetiştirme yurdundaki dosyanda da karşına çıkan isim Mehmet Sinan Numanoğlu. Annen o dönemde Ankara'daymış. Ankara'da. Ya Cebeci'de. Ya Kurtuluş'ta. Kurtuluş'ta, aynen. Bu kişinin ifadelerde, karakol ifadesinde Mehmet Mustafaoğlu Soy şunu söylüyor. Bulaşıkçılık yapıyordu. Evet. Ve bu kişinin otobüs şoförlüğü yaptığı aynen. Oradan söylenmiş. Oradan ayrıldı da kim olduğunu merak ediyor ve onu aramak istiyor. Bu arada telefon attığında Pınar Hanım var. Pınar Hanım merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba, şimdi buyurun. Şimdi ismi geçen kişilerden kimi tanıyorsunuz? Annenin Meşru Kılıç'ın mağduriyeti ortada, Deniz evet. Burada. Evet, sanırım 2000 veya 2001 yılıydı. Meşru Hanım bizim şirkette çay ve temizlik işlerine bakıyordu. Neredeydi şirketiniz? Gaziosmanpaşa'da, Ankara'da, Gaziosmanpaşa'da bir özel şirkette evet. Çay ve temizlik işlerine bakıyordu. Ayrıca çok güçlü, çok bakımlı bir bayandı Meysir. Hani biz önce bir şey yapamadık. Efendim? Dinliyorum ben sizi. Bir gün ben şirkette değildim. Geldiğim zaman bana arkadaşlar Meysir Hanım'ın bir arkadaşa bıçakla saldırdığını söylediler. Evet. Ne olduğunu anlayamadık. Daha sonra anladık ki psikolojik sorunları varmış. İçten çıkartıldı. Daha sonra birkaç kere biz annem özellikle ben hani bir yardımcı olmak istedik mağdur olduğunu ve o aralar biz onun tecavüze uğradığını duymuştuk. Bir çocuğun olduğunu duyduk. Ve sanırım yanlış hatırlamıyorsam Deniz Keçiören çocuk esirgeme kurumunda kaldın mı? Keçiören'de. Büyük ihtimalle bebeklik zamanı olabilir. Çünkü Bahçeli'de kalmıştım ben. Çünkü Keçiören'de. Aynen, Keçiören'de de bebekliğimde geçiyor. Keçiören'de bir kere biz annemle bebekken, o zaman daha çok küçük bir bayramda kıyafet falan götürmüştü kendisine. Evet. Ve Menşire özellikle kızına çok almak istediğini ama psikolojik sorunları olduğu için devletin kendisine çocuğu vermediğini çok dile getiriyordu ve çok üzülüyordu. Yani kızını bana vermiyorlar diyordu. Şirkette Menşire Kılıç'ın sizde bıraktığı izler de bunlar aslında. Evet, kızını çok almak istiyordu ama psikolojik sorunlarından dolayı vermiyor devlet bana çocuğumu diyordu. Uzun zaman çok mağdur oldu. Yani hatta bir otobüs terminalinde Arşiv'de falan kaldığını biliyoruz. Oralarda yatıyordu. Çocuk yeri yoktu. Öyle birkaç gün. Ondan sonra da irtibat kesildi. İrtibat. Ne olduğunu bilmiyoruz ondan sonra. Ve yıllar sonra da Deniz Kılıç aracılığıyla aslında bir daha karşınıza çıktı. Sen de tahminen... 3 yaşında filansın o dönemlerde. 2000-2001 yılı falandı yanlış hatırlamıyorsam. Biz Çocuk Esirgeme Kurumu'na gittiğimizde Deniz'i görmeye. Şimdi çok teşekkür ediyorum yayına bağlandığınız ve hatırladıklarınızı dile getirdiğiniz için. Mustafa Ulusoy'un söz hakkını ve cevap hakkını kullanmasını istiyorum. Menşure Kılıç'ın evlilik değil ama yani rıza dışında bir birliktelikten dünyaya geldiğini iddia ediyorsun. Ki ola da bilir. Evet. Mehmet Sinan Numanoğlu ismini verdi. Aynen. Bu ismi tanıyanların, bilenlerin bize ulaşmalarını rica ediyoruz. Ve teyzelerin, Muazzez. Evet. Diğer teyzenin adı neydi? Zülfiye Altiş, Mualla Şahin'in hepsinin de Fatma Kılıç'ın da söz hakkını, cevap hakkını kullanmasını rica ediyoruz. Seni şimdilik uğurluyoruz. Gelen bilgilerin hepsini tamam. Toparlayacağız. Seni de gücün için tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Acıya duvar gibi durmayı öğrendim. Kaybolmuş bir dilin sözcükleri gibi. Köksüz bağsız
durmayı öğrendim. Sevgili seyirciler, canlı yayında aslında o büyük yüzleşme gerçekleşeceğiz. Firdevs ve Bekir çifti, kızları İbret Ustaoğlu'nun Kemal Koçak ve Tülay Bozan oğulları Umut tarafından kaçırıldığını iddia etti. Dün canlı yayına bağlandığında olayın tam aksi yönünde de anlatılanlar ve ifade edilenler vardı. Bugün Kemal Koçak ve Tülay Hanım canlı yayında olacaklar, aileyle yüzleşecekler. Önce Firdevs Hanım ve Bekir Bey geliyor. Tek başına yalnız kalamam. Senin kokunu özlerim, hep yollarını gözlerim. Götür beni git. Sizin iddianız şu: Kemal Koçak, Tülay Bozan, Umut Koçak, Levent Koçak. Evet. Benim kızımla oğlumu kaçırdılar, evet. Ama oğlumu... Onu da taski durağına getirmişler. Yok, 13 gündür haber alamadım çocuğumda. Adamın anında konuştuk, karakola doğru düştük. Ben bilmiyorum diye oğlanla kız birbirini sevmiş, kaçmış. Seviyor olabilirler mi birbirini? Hayır, hiç görmüşlükleri yok. Yani. Oğlan yanımdan gelse ben bilmem oğlanı. O kadar tanımıyorsun. Evet. Kemal yani. Koçak telefonu hattında. Oradan diyorlar kına, biz bunları hiç tanımıyoruz. Evet. Görmedik diyorlar. Bunlar benim akrabam. Nereden akraban oluyor? Tabii öyleliğinden kendini kurtarmak istiyor. Ben gittim bundan kızı istedim. Babasından istedim. Babası razı geldi. Annesi razı gelmedi. Polise götürdüm. İfadesini aldılar bu kızın ve bize teslim ettiler. Nikah gününü de bugün polisler verdi. Yarın resmi nikah kıyılıyor. Başlık parası istendi mi? Başlık parası 15 milyar. Ali! Bunlardan ne yaptı oğlum? Yalan söylüyor. Kurbanısının yalan olduğunu. Bundan ben. Kızım buraya gelsin, bu kanala gelsin. Tamam, istiyorum anne desin, tamam. Gel, kimi istiyorsan ona vereceğim. Alabilir miyim telefona İbret'i? Ablacığım, ben ailemiz buraya gelip aileninle barışmasını istiyorum. Kendisi evine gelsin. Baskı yapıyorlar çocuğumun. Anne baba ağlamayın, benim rahatım burada, iyi, merak etmeyin. Tabii baskı veriyorlar da. Canlı yayına istiyorum kızım seni. Ailem beni görmek istiyorsa... Benim nerede olduğum belli. Bolu'dayım ben zaten. Gelsinler, görsünler beni. Umut yanında mı? Yanımda. Aşağı yukarı bir seneden beri tanışıyoruz abla. Kaçalı 13 gün oldu. İşte ailem gitti, istedi. Vermeyin diye işte biz de uzun süre bekledik. Bir yolunu bulduğumuz için kaçtık abla. İki aileyle bir aileye gelmesini istiyoruz. Hiçbir tarafın da özünlemesini istiyoruz. Biz zaten evleneceğiz. Bugün gittin karakola beraber ifademizi de verdik. Baskı altında değil. Eliniz uzunsa karakola bir saat kendiniz ayayıp da... Öğrenebilirsiniz yani abla. Eğer seviyorsan vereceğim seni. Tamam, vereceğim. Yalnız buraya geleceksin yavrum. Buraya gelecekler artık. Bu iş tatlıya bağlanacak. Güle oynaya. Evet. Düğün dernek yapılacak. Nasılsın? Bekir abi. İyi. Bekir abi, Firdevs ablaya göre iyi ya da kötü? İyi. Ha? Daha mı ılımlı? Firdevs abla? İyiyim tatlım. Umut'un anne ve babası Kemal Bey ve Tülay Hanım buradalar. Karşılaşmaya hazır mısın onlarla? Yok, ben onlarla değil, ben kızımı görmek istiyorum sadece. Bir saniye. İkisi çıkıp gelmişler. Ben kızımla geldim, ben kızımı göreceğim. Ben kızımı istiyorum, ben onlarla işim istiyorum. Ne benim? Ben kızımla bir konuşayım. Onlarla işim yok benim. Kızımın gönlünü alayım ben bir. Fikrine bakayım bir. Ha? Evet. Şimdi evet. Dünden beri evet. Yalvarıyoruz. Bir gelsinler, niye gelmediklerini onlar izah etsinler bakalım. Alo, aman alo diyorum. Kemal Bey, Tülay Hanım, alo. Kemal Bey'i bağlayın bana. Hoş geldiniz. Merhaba. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Bana o seni lazım değilsin. Ben seni gel dedim mi? Ben sana gel dedim mi? Seni istemedim ben. Ben kızımı lazım. Istiyordum. Kızımı niye getirmedin? Bana işim yok. Ben bununla işim yok benim. Kızım gelecek. Kızım benim gelecek. Kızım gelecek. Ben kızım gelecek. Bir dakika gitsin. Tamam. Kızım gelecek. Benim kızım gelecek. Gel, ben bununla işim yok benim. Kızım gelecek. Bir saat bu konuşmayı yap. Yani. Gel.
Gel, benim kızım gelecek. Ben bundan ne yapayım ya? Ben kızımı istiyorum. Kızım gelecek bana. Kızım baskı altında görmek istiyorum ya. Demek ki bundan hani kendi isteğinle gitti madem. Kendi isteğinle gitti de kızımı niye getirmiyor? Kızımı gelsin bana. Kızın gelmeyince ben ne yapayım? Nasıl gelmiyor kızım? Nasıl gelmiyor? Kendi isteğinle gitti diyorsun. Kendi niye getirmiyorsun gitti, kızımı? Polise filan kendisi gitti ifadesini nasıl veriyor? Nasıl veriyor? Tabii sen ifadeyi kabul etmiyorsun. Sensin baskı altında olsun. Devlet güçlerinin altındaydı. Ben kızımı istiyorum. Sizinle işim hayır yok benim. Ben kızımla görüşmek kızımı istiyorum. Kızımı buraya getirmesini istiyorum. Kızım gelecek buraya. Madem kendi isteğinle kaçtı diyorlar da kızı niye getirmiyorlar? Sor Kemal Bey. Niye getirmiyorsunuz kızı? Kendi isteğinle kaçtı diye konuşuyorsunuz. Teyzesini bir dakika dur. Ömer teyzesini oğluna vereceksiniz diye. Ne teyzesi ya? Teyzesi evli baklı adama verilir mi? Siz adet öyle mi? Neden? Sizin türeniniz öyle mi? Neresi evli baklı? Evli adama mı verirsiniz siz? Niye bir günahına girmiş? Biz bilmiyoruz. Öyle günahına girme. Yalandan hayır, yalan kızınla aynısını hayır dedi ki. Hayır, sen söyle ya. Kızımı niye getirmiyorsun ya? Kızımı niye getirmiyorsun? Şeyliği sevmem ben bak. Sen kızımı niye getirmedin ya? Beyefendi dinler misin lütfen? Madem kendi isteğinden kaçıyor da niye getirmiyorsun kızını? Beyefendi lütfen. Bana bunu şeyleri de var. Beyefendi ben senden kızını üç sefer istedim beyefendi. Yalan sığma ya. Vermedin yalan kızını sığma bana. Canlı yayınlayız. Lütfen sözümüzü sohbetimizi bitirelim. Üç defa istedim efendim. Üç defa istedim efendim. Kızını vermedin. Hayır istemiyorum. Benim oğlum almış kaçırmış efendim. Ben buraya barışmak için geldim. Tabii seni kendini öğreneceğim diye uğraşıyorsun. İstemedim. Madem istedim bu her şey güzelliğinin olur. Üç sefer istedim efendim. Canlı yayında söylüyor. Yalan söylüyor. Yalan kısıyor bu. Bu benim akrabam oluyor efendim. Hayır. Bu benim askerlik hayır arkadaşım. Yalan söylüyor. Askeri bir yerden efendim sorar mısınız? Mehmet Bekir Ustaoğlu nesi oluyormuş efendim? Hayır. Bey pazarında merkezde oturuyor efendim. Hayır. Üç sefer istedim efendim. Tabii kızı vermedi bana. Ya nereden istedin sen benim kızımı ya? Kız da oğlanla birbirini sevdiği için efendim. Ve benim evime... Kemal abi dün akşam da ben de telefonla konuştum. Sizinle evet de konuştum. İbret'le de konuştum, Umut'la da konuştum yayından evet sonra. Çocuklar buraya gelsin. Annenin elini öpsünler dedim. Niye gelmediler bugün? Efendim, bu şekilde oldu. Çok etrana güzel bir şey. Aksa yayından sonra ben söyledim. Gelmiyor. Tabii kaç ben şey onun garantisini hayır de verdim. Ya, hayır. Korkuyor efendim. Kız. Hayır. Neden yalan korkuyor ama? Ailesinden ailem korkuyor. Beni görünce alır diye korkuyor. Yalan söylüyor. Nasıl aile? Madem kendi isteğinden geliyor mu dışarı çocuk? Nasıl kendi isteğinden gitmemiş de polislere nasıl madem istiyorsan ifade vermiyor? Bana dönecek evet onun için ediyorsun. Zorla kaçırma. Şunları bir alabilir miyim? Bugün evet bugün nikah vardı. Şu an nikah mı kıyılıyor? Polis i̇şte ifadeleri, emniyet güçleri ifadesini almış efendim. Emniyet oradan sıra almışlar. Bugün dediniz nikah ya kıyacaklar. Ve de evden kaçtılar. Madem çocuk kendi isteğinden kaçıyor da bak. Çocuk kendi isteğinden kaçıyor. Benim o alanda ormanlıkta nasıl indiriyorlar da hayır, yalan suyuyor. Hayır, 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 hayır. Otur. O kişiler benim evimde dördü de misafiri de efendim. Şimdi tek tek konuşabilir misiniz? Tabii. İbret'le Umut'u siz mi tanıştırdınız? Tülay Hanım, siz vermişsiniz numarayı. Numara vermiş. Numarayı nasıl oldu? Benim kızım hayır var. 12 yaşında hayır kızım var. Hayır. Evet. Biz sessiz bunlara misafirliğe gittiydik. Kimlere? Bunlara. Eve misafirliğe gittik. Niye onlara misafirliğe gidiyorsunuz? Kız isteyeceğiz kız isteyeceğiz ya. Hı. Misafirliğe gittik. Yalan söylüyor. Ya yalan söylüyor. Efendim oturdukları köyden bile şu anda canlı yayındayız. Lütfen efendim oturdukları köyden bile teker teker dur. Benim okumuşluğum yok aileyle. Hayır mesela hani yazın mı gittiniz? Yazın tabu yaz gittik işte. Bir ay öncesi falan diyelim. Bir gittik bundan görüştük. Ta önceden de görüşüyorduk. Yalan kız ama telefon numarasını yalan istedi benim evet kızımdan. Peki, anne verelim mi dedi. Verirseniz verin kızım dedi. Umut'un numarasını mı istedi İbret? Evet. Evet. Konuşmuşlar işte. Telefon numarasından falan konuşmuşlar. Görüntülerini de size ne zaman yaptım telefon numarasını istemiş İbret? Bu sene mi? Bu geçen sene tam. Bu sene. Yalan söylüyor. İkisi de bak yalan olduğu buradan. İşte geçen seneden bu yana tanışıyorlar. Biri bir sene. 2 yıl oldu yaklaşık. Ama sen diyorsun ki bu gittiğimizde telefon numarası istedi. Hayır bu gittiğimizde değil. Biz kız istedin. Kaçıncı gittik biz? Onlar bana geliyor, ben onlara gidiyorum. Bu sefer bile kızının kaçtığı gün ben de misafirliktelerdin. Benim evimde bunlar de diyor ki hastanedeydik. Üniversitede hastanedeydik. Allah araştırın. Allah. Ama Tülay ablacığım, size kızı vermek istemeyen insan, belli ki sizin anlattıklarınız doğru, niye size misafirliğe gelsin? Misafirliktelerdin, kızının kaçtığı gün polisi de biz çağırdık. Yalan, peki niye size söylüyor geldiler, onu söyle. Bize mi?
İşte misafirler gel derdin. Yani siz böyle sürekli oturup kalkar mısınız? Evet. Evet. Evet, evet. Yalan söylüyor. Yalan. Firdevs Hanım'ın ailesini tanır mısınız, yakınlarını? Tanırım. Ben mi tanırım? Babası var mesela Şevket. Firdevs Hanım'ın kızı. Firdevs'in babası var. Şevket Kıpırıkçıklı. Ben o kadar tanıyorum. Kendisi, ama eşim babası tanıyor. Var Kazım. Amcası var Mehmet. Yine amcası var Mustafa. Bunlar benim can ciğer akrabam. Yalan söylüyor ya. Amcasının bizim amcaoğlunun hatı. Bunlar görüşmüşler demek. Hayır, bir tane de Murat kardeşi var. Bir tane de kaç kardeş Bekir Bey? Hayır, bir tane de Murat var kardeşi. Bir tane de Perihan diye bir kız kardeşi var. Firdevs kaç kardeş? Hayır. Onu ben bilemeyeceğim. Bilemeyeceğim. Hayır efendim. Çünkü öyle kardeşlerden falan. Yalan ya. Bizi şey araştırmışlar. Peki anneciğim, babacığım, size şunu söylüyorum. Dün akşam da saatlerce dil döktüm. Kızlar çok umutlu, ibret. Şu an bu sürütüye gelselerdi, el öpselerdi. Evet, hiçbir sorun kalmayacak. Evet, gelsinler. Bak, tabii yani, gelsinler. Kızım gelsin. Onlar da diyor görünce. Ki kız buraya gelmeyince kızı zorla alıkoyuyorlar diyor. Evet. Alıkoysaz biz. Emniyet güçlerine gidip de bu kız nasıl ifade verecek? Tamam, o ifadeyi verdi. Buraya gelip öpseydi evet. Ne problem kalmayacaktı? Annem gel görünce beni bırakmazlar diyor. Annemden yalan korkmuyorum. Yalan, yalan, yalan ya. Yalan. Yalan evet söylüyor. Öyle diyor. Yalan. Kendini kurtaracak bu kadın. Size ben fotoğraflarını, videolarını getirdim. Tabii çocuğum fotoğrafını çek zorla. Zorla çekersin tabii getirsin. Da. Kendini işte nasıl ya. Baskı altında tutuyorum. Hayır. Bakın Tülay Hanım, o da diyor ki baskı altında olmadığına inanabilmem için diyor. O da anne diyor. Yüreği ben diyor yalnız kalayım o esnada gözlerimin içine baksın söylesin diyor. Kaçmayı evet. Akıl eden gelmeyince. Bir kız niye korksun? Gelmeyince ne yapayım? Bir de misafirliğe geldiler dediniz. Siz Kemal Bey ile aynı evde mi yaşıyorsunuz? Aynı evde yaşıyoruz. Ben çarşıda değil, kalıyorum. Bu çarşıda biz o gün... Bunlar... Nasıl misafirliğe geliyor? Siz ayrı yaşadığınızı söylemiştiniz çünkü. Evet, ayrı doğru yaşıyoruz ben. Biz. Doğrudur. Eşim çarşıda oturuyor, beraber misafirlerimiz gelecek diyor. Biz de kız istiyoruz ya bunlardan. Evet. O yüzden birlikte görsün bizi diyerekten. Hayır, yalan. Dur bir dakika, ben kızı madem vereceğim de niye bir evlerine gidiyorum ben bunları? Vermeyeceğim de. Gittiniz mi gitmediniz mi? Gitmedim. Bize ki evlerine gitmedim. Hayır. Bu para meselesi nedir Tülay Hanım? Madem gitmedik diyorlar polis karakolumuzdan sorulsun. Çocuğuyla beraber çocuk etti bizim telefonu. Benim evimde olduğuna, benim mahallemde olduğuna binlerce şahit dikerim ben. Tabii kendi akrabalarım. Kendi akrabalarım. Yalan diye bir şey ya. Ha, oğlum sen, da var tatlı. Ha, oğlum o, niye kaçırsın? Hayır. Evet. Bu geliyor. O oğlanların ikisinden bu kadın geliyor. İstersen köyden sorabilirsin. Oğlumu da alıyorlar, götürüyoruz, oradan bindiriyorlar arabaya. Tülay'da mı kaçırıyor kızı? Evet, beni evet. Kaçırıyor diyorlar. Evet. Kan ilahı diyor, babaannem kaza yaptı oğlana... diyor, bak dur. Kaza yaptı annem baban diye, yoğun bakımda yatıyorlar, kana ihtiyaç var. Acil çocuklara apar topar arabaya atıyorlar. Çocuk da diyor ki ben bir annemi arayayım diyor. Arattırmıyorlar, konuşacak durumda değil çocuklar diye, annengil diyorlar. Çocukları alıp gidiyorlar. Tülay Hanım diyor ki o gün diyor hep beraber biz de. Hayır, sen de diyorsun ki hayır Tülay Hanım kızını kaçıranlardan biri. Yalan, Esra Hanım bir şey söyleyebilir miyim? Söyleyin Kemal Bey. Kalkma yalan. Abim ayağım ben Esra veriyorum Hanım, seni. Esra Hanım söyledikleri doğru değil. Bu sözü söyleyen kendi kızları. Neyi söylemiş? Kızlarım. Az önce söylediği sözü hani kızı arabaya apar topar attı diyor ya. Evet. Kızları zaten ifadesinde beyan etmiş. Ne demiş? Demiş ki hani kardeşine yalan sığdığını söylemiş. Ve ailemin de ben görüşmek istemiyorum diyor. Benim buraya gelme amacım Esra Hanım. Biz çocuklar birbirini seviyor. Yaşları falan da tutuyor. Ben dünürümle barışıp bunlara düğün yapmak istiyor. Benim söylemek istediğim bu. Bir dakika. Hayır. Bir dakika. Bir şey söyleyeceğim. Bunlar barışsın da çocukla kız yok ya ortada. Ha, yani. Var efendim. Bunlar... Çocuğum öldü mü efendim, kaldı mı benim? Akşam nerede? Akşam çocuklarla canlı yayına bağlandık efendim. Ben Düzce'den onları evime getirmiştim. Evet. Dedim, oğlum kızım, ATV'den arıyorlar, buraya gideceğiz dedim. Orada nikahınızı yapacak dedim Esra ablanız dedim. Evet. Ve çocukları ben ikna ettim ama çok uğraştım. Tamam baba dediler, evde yemek yedik akşam, yemeğe yedikten sonra bana dediler ki ne? Biz dediler markete çıkacağız, bir alışveriş yapalım baba dediler. Haliyle bende de bozuk yoktu. 200 bin lira da para verdim hatta. Bozuk yoktu. Hani alışveriş yapsınlar diye.
Gidişi o gidişi oldu. Bak, ben isteyen adam buraya... Ondan da mı kaçtılar? Ben de en kaçtım buraya getireceğimi duydum. Yalan, bir şey yalan. Bunlar çok saf çocuklar ya. Bunlar nereye kaçarlar ya? Yalan bu. Yalan. Yalan büyük bir de yanında yok dediniz. Bunlar çok doğru. İki dakika efendim. Sonra yanınıza çıktı çocuklar. Ay, yani. Yalan çok doğru. Ya. Biz hep yalan söylüyoruz. Biz şöyle esrarız. Bunlar çok doğru. Bir şey söyleyeceğim. Bugün bu konuda masum ve dürüst olduğunuzu ispatlamanız için... İbretin ve Umut'un burada olması gerekiyordu. Aslanlar gibi çıkacaklar. Evet, diyecekler. Bunu söyledi. Evet. Diyecekler ki. Evet. Anne baba. Bir saniye. Anne baba burada bu kadar insan var. Girdiniz binaya. Gördünüz mü güvenlik müvenlik var. Kim kim nereye kaçırıyor. Siz elinizdeki çocuklara sahip çıkamıyorsunuz olduğunuz yerde. Burası daha güvenli. Diyeceklerdi ki duyuyor musunuz ey bizi? Biz seviyoruz birbirimizi. Evet. Annem babam bizi ayırırsa arkamızda mısınız? Mesela buradaki herkes arkasında olur. Ben bile olurum. Evet efendim ben de ama güveniyorum. Ama nerede bu çocuklar? Ben de güveniyorum ama... İşte korkuya gelmiyor kız. Görmek neredeler? İstemiyor. Ailemi görmek istemiyor. Umut'u görenler diyor. Lütfen bize ihbarda bulunsunlar. Neredeler bu çocuklar? Bilmiyorum ki. Bilmiyorum ya siz nasıl çocuk büyütüyorsunuz? Evde nasıl tutuyorsunuz bunları? Yalan söylüyorlar. Yalan söylüyorsunuz. Evde ya saklıyorlar çocukları. Madem kendi isteyenle kaçıyor da çocuğu. Ben şeyde de söyledim. Bolda da dedim. Bunlar diyor ki bana bu Kemal. Bu adı Kemal bunun. Sus. Yavaş. Dedi ki Bolu'da kendi isteyenle dedi kaçmış dedi. Madem tamam dedim kızım kendi isteyenle kaçtıysa dedim getir karakola dedim ifadesini versin kızım seni istiyorsa seni beni istiyorsa beni dedim eğer beni isterse dedim gene sana yakışır o dedim ben götüreyim köyüme dedim iki gün sonra gel dedim alından duvarından götür dedim. Ben kötü mü? Edip ben dedim Esra buraya gel can kızı da dedi. Bugün nikah yapacaktık ya. Esra Hanım. Gel can kızı da dedi ifadesini dedi. 12 gün aradım Esra Hanım. Denişek verir dedi çocuk bunlar dedi bak. Bunlar kızı istiyor ki kızı alalım götürelim ama ne yapacağını ne bilelim biz. Ne yapacağını bil. Sen benden evlat mı büyüttün biliyorsun ya? Sen benden evlat mı neden büyüttün? Televizyonlarda dedi. Görüyoruz ki kız kardeşini erkek kardeşi öldürmüş. Babanın hiç haberi yok. Ya tanımadığı adama geliyor da biz mi öldürürüz evde? Tanımadığı kişi yok. Onların çocuğu. Tülayan Hanım abla. Bakın tamam, televizyonlarda ne görüyorsunuz? Bir de zorla kaçırılan insanları da görüyorsunuz rıza dışı. Orada boşanma falan da olmaz. Evlilik iptal edilir. Bakın siz bu evlilik olur. Eğer rıza yoksa, tehdit varsa boşanma bile olmaz. 6 ay içerisinde bu tespit edilirse evlilikleri iptal edilir. Hiç evlenmemiş gibi bir durum söz konusu. Yani şu anda bu annenin çocukların... iddiası da şu. Siz kızımı alıkoyuyorsunuz. Kızımın rızası yok diyor. Rızanın olduğunu ispatlamanız lazım. Siz. İspatlıyorum ben Emniyet Müdürlüğü'nde kendisi ifade vermiş. Süleyman'cığım o ispat... İfadeyi kabul etmiyor. O bir ispat. Sen neyi kabul ediyorsun? Sen kabul etsen de şimdi bak sen siz kabul bugün... etsen de et. Sen çıkmış kes. Benden, senin benim kızın da senden kesin. Çıkmış. Sen niye kendin geldin, kızımı niye getirdin? Benim yanıma gel, ben kızım. Senin yanına geleyim. Ya, kızımı kesin. Ben senin yanına geleyim. Sus benim kızım. Oturalım, konuşalım. Öyle diyor. Neyse şey bunları evlendirelim. Amacınız üzüm mü yemek, bağcıyı mı dövmek? Bugün o çocukları kataydınız arkanıza, o çiçekleri... Evet. Verirken ellerini de öpselerdi. Şu anda burası bayram havasıydı. Evet. Geldiğinde gelse ben getirecekti. Biraz ben zaman istiyor Esra Hanım. Tülay Hanım. Ailemden ben korkuyorum diyor. Siz beni götürüyorsunuz. Baba Tülay diyor Hanım, bana. Biraz size zaman aile niye vermedi diyor. Kızı? Biraz zamana bırakalım. Neydi? Biz hani mesela bizi barıştırın burada Esra Hanım. Çok önemli. Paradan bahsettiniz. Bir başlık arası mevzu oldu. Sizi barıştırın. Düğünlerini yapayım ben. Kızınla damatını burada. Size söz veriyorum, alsınlar yanlarında kalsınlar. Ben ne yapayım? Ya kızımı göstersin. Ben yazımı geliyorum içinde söz veriyorum. Düğünlerini yapar, alsın kızımdan damatını. Şunu soracağım, neden korkuyorsunuz? Yani İbret anne ve babasını görürse ne olur? Hayır ben korkmuyorum. Hayır, bunlar korkmuyoruz ki. Korkmuyorsa niye burada değil? Gelmiyor. Ama gelmeyince ne yapabiliriz? Ya, kaçıp gidiyorlar. Ailem beni aldı. Videolar demiş. Ya. Çocukların videoları var. Şu videolarını. Evet videolarını seyretsin. Bütün milletimiz seyretsin. O videoları bir yayınlayalım. Bunlar Umut'la İbret'in tamam. Videosu mu? Evet. Evet ne videosu bunlar? Bunlar da hep kendilerini çekmişler bizi. Bunları. Yalan bunu çekmeyen de bunlar. İkisi çektiriyor çocuğa. Yayın ettiriz diye yani. Bunların ikisini yapması. Arkadaşlar bir videoları yayın yapması. Kendi kararımız
kendimiz verdik. Ailelerimizin kayıtmamasını istiyoruz. Hatta aslında barışmalarını istiyoruz. Bu aradaki küskünlük de kalksın. İki aile de barışsın. Barışmazlarsa kendi kendilerine kıydıklarına kalırlar. Böyle olmasını da istemiyoruz. Bizi arayacaklarına, ikimizi de öldürmelerini tercih ediyoruz. Biz birbirimizden ayrılmayız. Biz birbirimizi seviyoruz. Bu benim hayatım. Esra var, Esra. Esra abla bunu kaldır benim yanımdan. Fotoğrafları var, her şeyleri var. Ahacık burada izleyin, hepsine bakabilirsiniz. Yalan, zorla çekti. Zorla çekilmiş diyor. Zorla çektirmişler bunlar. Baskı altında çektiriyorlar. Her şey omulu bunlardan ya. Esra, dünyanın kralı. Bunları ben çektiğini de görmedim. Hayır, çocuğumun şey önünü yok ya. Zorla yapıyorlar bunlar. Kızı çektirmiş. Annem babam görsün, bizim mutlu olduğumuzu öğrensinler diye bu şekilde çekmişler. Bu ibret nerede ya? Oğlunu bilmiyorum ya. Ben tanımıyorum ki oğlunu. Çocuğum tanısa beni. Bu yapan bu kadın yapıyor onu. Hayır, sevmiyor. Burada böyle göstermişler. Bu sevmiyor. Sevme yok. Maşallah seviyor. Dilara da niye getirmedi buraya? Bak kızı tokat falan vuruyor. Hayır, yapıyor. Sevmiyor. Ben kızımın huyunu biliyorum. Niye getirmedi buraya? Ben kızımın huyunu. Ben biliyorum kızımı. Tanımadığın kişiyi sevebilir misin? Peki efendim, Facebook'unuz var mı diye bir sorun efendim. Hayır ya. Facebook'unuz var mı diye bir sorun. Benim oğlanın Facebook'unda konuşuyorlar. Tanımadığın kişiyi sen sevebilir misin? Valla selfie kralı olmuşlar ibretle şey. Yapanlar bunlardır işte. Bu çocuğun onun çocuğu. Şimdi bu çocuklar yani... Masum da çocuklar yani. Abla bir şey değil mi? Bende de bunun kayıtı var. Çocukları dedi karakola gelsem de ifade sizden tarafa dönüverse biz de karakola gideceğiz. Cezaevine gönderecek. Cezaevine düşerim bende dedi bana. Getirip bunlar. De göstermedi bana yaşı burada tutuyor, çocuğu. Başı tutuyor. Ben, yaşı oğlum tutuyor başı. Evet. Sen mi büyüttün benim çocuğumu? Ben çocuk mu büyüttün sen? İşte bundan ha? Korkup sen da gelmiyor benden çocuk. Niye ama siz de demek ki biz çocuğu geri getirmeyeceğiz. Bak gelin siz bu şekilde gelmiyor. Lütfen bir diğer misin ben? Niye getirmiyorsun çocuğumu sen? Siz zaten biraz sakin konuşsanız var ya. Kız almaya nasıl gitti? Kız almaya nasıl gitti? İlaç mı kullanmıyor? Ne bileyim ben senin siz zaten oğlum. Bu kadar bağırmasanız, sakin konuşsanız bu çocuk gelecek. Ama siz sen bağırsa... Niye bak ben sen lazım sen değilsin bana. Bizi hiç sen dinlemiyorsun bana. Kızımı niye getirmedin madem? Şimdi sevip bir yerde kızımı niye getirmedin? Birazcık sakin olsan kızın da gelir. Sakin ne demek ya? Sakin demek. Sakin benim canım olmak. Gitmiş Kemal burada. Abi sen konuşma. Bir saniye evet. Şu videoyu bir daha o konuşma yaptıklarını bir daha bir ekrana getirebilir misin? Çocuğum ağzın sonla şeyle şeylik yapın. Hasta ya kızım hasta ha, olmuş çocuğum, ya. Çocuğum bedbediz kalmamış ya. Biz canlı yayını burada izleyelim. Sen de iyi bakıyorsun. Tabii bakımı iyi olur. Ah Kemal ben bileydim. Rahat iyi hiç sıkıntı yapma. Ben sesini de ver çok az. Ver sesinde. Çocuğu burada dans ediyorlar. Kuymuşlar çocuğu şey ediyorlar. Evet oradan. Ben koynumda 100 sene 1000 sene durabilirim. Ben Leyla'yım, Mecnun'u, Ferhat'ı, Aslı'yım. Kerem'e bilmem ama Bağdat'ı iki gözüm kapalı olabilirim. Bu bizim kararımız. Kendi kararımızı kendimiz verdik. Ailelerimizin kayıtmamasını istiyoruz. Hatta aslında barışmalarını istiyoruz. Bu aradaki küskünlük de kalksın. İki aile de barışsın. Barışmazlarsa kendi kendilerine kıydıklarına kalırlar. Böyle olmasını da istemiyoruz. Bizi arayacaklarına, ikimizi de öldürmelerini tercih ediyoruz. Biz birbirimizden ayrılmayız. Biz birbirimizi seviyoruz. Bu benim hayatım. Bu da benim canım. Bu da benim canım. Yaptığım belli. Benim kızımı niye getirmedin madem? Sen madem isteyen çocuğum da çocuğumu niye getirmiyorsun? Benim kızımı niye getirmiyorsun sen? Madem istiyor da benim kızımı niye getirmedin? Lütfen canlı yayında olduğunu unutma. Bak. Canlı yayında olayım ben. Evet, senin canın. Herkesin de kızı gelecek kaçıyor. Herkesin de kızı kaçıyor. Niye getirdin kızım kaçtı? Tamam niye getirdin? Ben de verdim. 14 hayır, yaşında benim okuldan kızım kaçtı. Yaşını büyüttürdüm. Kaçtığı kişiye verdim ben. O da doğru bir şey değil Kemal abi. 14 yaşında şey çocuk gelin etmişsin. Doğru bir şey değil. Doğru bir şey bir değil. Bir getirdim mi? Evime bir daha kaçtı. Getiriyorum kaçtı. Üçüncüye getirdim. İbret ve Umut buraya gelmeden...
Yani. Annenin yani Firdevs Hanım'ın, Bekir Bey'in eli öpülmeden bu iş hallolmayacak. Öpülecek yani, Esra. Ne zaman öpülecek? Ne zaman öpülecek? Evet. Gidelim. Biraz sakin olsa, acık biraz sakin olsa o kız gelecek ki. Ya sakin. Tamam sakinin Esra'mı ne dedi orada gelsin kızım. Sağlamaya çalışan kişiyim. Bu fırsatı nasıl teperler? İşte tamam doğru söylüyorsun ama kız diyor nesinden korkuyor annesi bana ne yapıyor diyor, ona? Ben ailemine görüşmek istemiyorum diye polise ifade veriyor. Ve biraz zaman versinler diye. Annem babam benim sinirli hayır, diyor. Ben korkuyorum konuşmalar. Diyor. Biraz ben zamana bırakalım ben annemin babamın yanına gideceğim diyor. Ya, ellerini de öpeceğim diyor. Siz barışın diyor. Benim istediğim bu diyor. Ya siz benim niye barışasınız? Ne diyor. Alakanız var evet. Kız ortada yokken? Evet. Dünyada kız hiç böyle bir şey söylemedi yani. Gelsinler dedi. Zamana bırakalım demedi dün kendi sesinden dinledik. Evet. Biz Kemal Bey size farklı şeyler anlatmaya başladınız. Şu fibre farklı değil aynı söz söylüyor. Yayına bağlasanıza. Bak kavgayı daha da çok körüklüyorlar. Anne de böyle olur. Belki gerçekten birbirlerini seviyorlar ve korkuyorlar hani ayırırlar bizi diye. Aynen ama öyle. Bu kadar insanın içerisinde ayrılmıyor. Aynen öyle. Hayır, hayır ya. Kızım ben zaten... konuşayım. Kızım seviyorum dediği takdirde tamam. Ben yalnız kızımla konuşacağım. Dün canlı yayında görüştünüz kızınızla. Sizi aradı. Yüz yüze konuşmak. Ben yüz yüze konuşmak var şeylik var. Şu anda mesela dediniz ki dün akşam evden ayrıldı bu çocuklar. Nerede olduklarını merak etmiyor musunuz? Benim benim oğlum var Esra Hanım. Bak ediyorum. Numarası cebimde. İsterse arayayım hafızayı deminden da açayım. Beri or- büyük ha, oğluma dedim ki ne bu çocukları buluyorsun dedim. Dedikler. Ve beni arıyorsun dedim. Ben de merak ediyorum. Nereye gider, ediyorum. Nerede kalır, ediyorlar. Başlarına... Sizce normal bir şey mi dün akşam normal evden kaçmaları? Şey değil. Yanlış. Normal, yanlış. Ben sabahlara kadar uyumadım. Çünkü başına bir iş gelir diyerekten korktum yani. Yalan söylüyor. Kız ifadesini verdiğinde kaçmadı. Demek ki ben de buna evet. Rıza almadığını düşünüyorum. Kız evet. Niye kaçıyor? Eğer emniyete gidip rızan var diye verdiyse ben burada savcılığa re'sen harekete geçmesini istiyorum. Kişiyi hürriyetinden şimdi, yoksun bırakma. Yani şimdi bugün kaçırılış şaibeli. Rıza var diyorsunuz. Senaryo gibi bir takım video görüntüleri. Aynı kıyafetle dans ediliyor, aynı kıyafetle konuşma yapılıyor. Avukat Hanım zaten... Şimdi bugün... Bu dün, niye kaçsınlar? Çocuk... Rıza verdiyse, nikah günü aldıysanız niye kaçsın sizin evinizden? Avukat Hanım bir dakika. Buraya gelmemesi için kaçtı. Ben canlı yayına getireceğimi söylemiştim. Akşam canlı yayına bağlanıp... Kemal abi bana öyle ben bir şey söylemedin. Evet. Aynen kurduğun cümleyi söyleyeyim. Ailesinden korktuğu için kaçtı. Zaten evet. Emniyet güçlerinde de ifadesini vermiş. Zaten savcı bizi de almadılar yani. Tek başına nasıl ifadesini almadılar. Siz birlikte mi gittiniz oğlunuzla? Nereye? Hayır. Kızı almaya birlikte mi? Ben Tülay Hanım'a soruyorum. Hayır. Kimle gitti oğlunuz? Araba kullanmayı biliyor mu diye soruyor. Kimle hayır, gittiniz? Hayır otobüsle geliyor. Kimle gittiniz? Ben mi gitmişim kızını almaya? Tülay abla. Hayır. Evet. Daha hanım. Oğlum var. Oğlumu çağırın. Oğlumu çağırın. Umut oğlum kızı gelsin. Almaya kiminle gitti diye soruyor. Bilmiyorum. Benim beni, bunlar misafirim. Dün beni diyor. Aradılar. Dün beni aradılar. Oğlum neredesiniz? Hayır. Ben 12 gündür sizi arıyorum dedim. Yalan nerede olduğunu biliyorum. Ailesi dedim nerede polise oldu? Şikayet yalan. Etti dedim. Gelin. Beni arayınca neredesiniz dedim. İstanbul'dan Gebze'ye doğru geliyoruz dediler. Ve Gebze'den... Düzce'ye gelin dedim, bir yerde buluşalım dedim, ifadeniz var dedim, ifadenizi vermek zorundasınız. Polis gördüğünde da sizi yakalar dedim ve geldiler. Dedim Bolu'ya gidelim dedim, ailen dedim kızım şikayet etti sizi dedim. Bolu'da dedim, poliste dedim, sizin dedim ifade vermeniz aa. Gerekiyor kızım dedim. Peki. Tamam oğlum. Bir dakika, ne? Ben Bolu'ya gitmem oğlum. Dedi, ben Bolu'ya gitmem dedi. Tamam kesin, ekranda gözükmeyecek kesin. Bir saniye, o günü bir anlatır mısın? 13 gün önce kaçırıldığınızı... Evet. İddia ettiğiniz günü. Abla işte o gün çarşamba günüydü. Evet, yakın. İşte saat 17 civarında falandı. Kaç? 17. Akşam 5 gibi. 5 gibi. İşte o sırada aynen bir hızlı bir araba geldi. Nereye geldi? Bizim kapının önüne. Tamam. Ablamla ben vardım hatta evde. O sırada dediler ki bu kadın vardı. İki tane gençlerin oğlu vardı. Bize diyorlar ki koşun koşun diyor. Bolu'dan diyor iki tane... Nasıl diyor? Annegül diyor kaza yaptı diyor. Acil kana ihtiyacı var diyor. Bu kadın. Hem oğlular da diyor bu kadın. Hayır diyor. Yalan söylüyor. Evet. Yalanla. Niye yalan söylüyor? Aracı kim kullanıyordu? Niye söylesin böyle bir yalan? Evet, bizim yalan evimizde misafir de bunlar. Bizim evimizde misafirler. O çocuğa ifade öğretmiş. Ya, ifade öğretmiş. Benim evimde taksicinin de haberi var. Taksicinin de haberi. Taksi tutmuş çocuğu. Hayır yalan söylüyor. Hayır hayır. Taksiciyi de arayabilirsin. Biz bu konuşmayı kabul etmiyor. Evet bir saniye. Tülay Hanım arabadaydı. Arabada kaç kişi vardı? Üç kişi. Üç kişi. Kimlerdi onlar? Bu kadın vardı.
Tülay başka? Evet. İki tane Umut Koçak vardı. Umut Koçak. Bir de Levent Koçak vardı. Bir de Levent Koçak vardı. Hı-hı. Tamam. Evet. Geldiler. Annem Firdevs Hanım'la Bekir Bey, annem baban kaza yaptı der. Siz arabaya atladınız. Evet. İşte o sırada... Kapıyı zili çaldılar mı? Eve girdiler mi? Yok yok. O siz sırada... neredeydiniz o sırada? O sırada ablam dışarıdaydı. Eşi dışarı evet. temizliyordu. Ben o sırada içerideydim. Hiç kılık kıyafet yoktu yani sizinle. Yok. Affedersiniz ama kusura bakmayın. Üzerimde bu vardı bu. Bu vardı. Ya şort vardı. Şort vardı. Senin mi? Evet benim elimde kısa kolu vardı. Hiç ayakkabı falan hiç giydirmeden... Hemen bunu kolundan çekiyorlar direkt. Kimi kolundan çekiyor? Bu kadın çekiyor. Bunlar sizi çekiyor. Mi? Evet bizi çekiyor. Hayır, arabaya bindirdiler. Yalan kız diyor. Bak Tülay Hanım da diyor ki ben yoktum evet, arabada. Yalan peki Esra Hanım. Sonra siz nereye gidiyorsunuz siz? Dördünüz de benim evde yemek yiyorduk parama. Onu da söylüyorsun. Yalan söylüyorlar. Yalan söylüyorsun. Yalan kız. Dördünüz de yemek yiyorduk. Onu da söyler misin abi? Yalan söylüyorlar. Nerede çocuk doğru ekmeği yemek yiyorduk? Benim evimde yemek yiyorduk. Dördünüz. Onları da söyler misin abi? Sonra siz arabaya bindiniz. Evet. Neydi araba? Orayı biplersiniz. Arabanın markası. Bolu'ya ilk girişinde bir ormanlık alan vardı. Evet. Sizi nereden aldılar? Sizin ev neredeydi? Ankara Beyfazada Uruşköy'ydü. Tamam. Oradan Bolu'ya gidiyorsunuz. Bastınız evet, Bolu'ya gidiyorsunuz. İşte o sırada Beyfazada çaydan oradan geçiyorduk yolundan. Ben buna bu kadına dedim ki. Bu dedim teyzem git var dedim bizim dedim. Ona bir telefon edelim dedim. Teyzenlere. Hı-hı. Tamam. Ondan da haberi olsun dedi. Bu dedi yok yok dedi. Onu, annen dedi ki ona hiç kimse haberi olmayacak dedi. Hayır yalan sığıyorlar. Öğretiyorlar yalan, çocuğu. Evet. Bunların çocuğu dördü de benim evimde ısrarla misafir edildi. Bu çocuğu. Hayır yalan sığıyorlar. Durun bir saniye. Kişiler. Seni arabadan nereden attılar? Ormanlık alanda. Ormanlık alan. Neresi ormanlık alan? İşte bilmiyorum. Hayır yalan sığıyorlar. Hayır. Bir saniye oğlum seni ona ormanlık alanda attılar. Ona ifade öğretiyorlar Esra Hanım. Hayır saat. Yalan. 8 falandı. 3 saat yol gittiniz. Ormanlık alanda atlar. Sen nasıl geri döndün? Ben işte bunlar beni taksiye götürüyor. İlk önce otogara götürdüler. Görüyor musun? Bir taksiye bindirdiler diyor. Bir ormanlık alanda attılar. Yalan sığıyorlar ya. Çocuğu dinle. Allah Allah. Gerçekten tebrik ediyorum. Çok peki, güzel ifade öğretmişler sana. Sen sus. Benim kızım da seni öğretmişim. Lütfen. Tebrik ediyorum. İşte o yüzden korkuyor kız gelmiyor. Seni ormanlık alanda bıraktılar. Kardeşinden mi korkuyor? Peki yani bir taksinin annesinden. Hayır. Yalancı. Bir saniye otobüs. İşini otogara bıraktılar. Otogara. Otobüs terminaline. Niye? İşte beni tekrar Kızılcahamam'a götürecekler. Bu kadın. Ha, öyleymiş. Öyle. Öyle. Evet. Bir şey soracağım. Bunu niye aldılar peki kaçırırken? Bize arar diye. Yani bu, niye seni Kızılcahamam'a götürecekler? İşte biliyordu. Tamam kızı arkadaşlar. Olan kaçırmış. Sen niye kaçırsın ama? Bunu da kaçırdık. Bir saniye. Tamam, bir saniye. Seni niye Kızılcahamam'a götürecekler? Lütfen. Bir dakika dur. Seni ormanlık alanda bırakıyorlar. Evet. Otogara götürdüler. Evet. Hangi otogar bu? Orayı bilmiyorum işte. Bolu. Nerede? Bolu. Ankara'da bir otogar. Evet, Bolu, Bolu. Bolu'da. Bolu'daki bir otogar. Seni orada otogara bıraktılar. Evet. Sen oradan nereye gidecekmişsin? Kızılcahamam'a. Niye Kızılcahamam'a gidiyorsun? İşte bilmiyorum. Bizi orada arayacak. Senin bir bağlantın var mı Kızılcahamam'la? Nasıl abi? Hayır. Şimdi otogarda seni otobüse bindirdiler mi? Yok. İşte saatleri dolduğu için beni taksiye yönlendirdiler. Taksiye? Bunlar. Evet. Taksiyle nereye gideceksin? Kızılcahamam'a götürecekler beni bunlar. Peki sen... seni niye Kızılcahamam'a götürüyorlar? Sebebi olmayacak. İşte beni bilmiyorlar. Allah Allah. Bir ihbar varmış. Evet. Şaşırtma. Alo. Alo. Hoş geldiniz canlı yayına. Hoş bulduk. Merhaba. Merhabalar. Şimdi iki aile burada. İbret ve Umut'un hikayesi ortada. Biz artık kime inanacağımızı da şaşırdık. Siz kimi tanıyorsunuz ya da bu olayla ilgili ne biliyorsunuz? Ben kimi tanıyorum söyleyeyim Esra Hanım. Önce iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Ben Kemal Koçak ve Tülay Koçak'ı iyi tanırım. Evet ikisini de iyi tanıyorsunuz. Çok iyi tanırım. İsterse ben Kemal Koçak, Tülay Koçak Bolu'da Doğan Mahallesi'nde otururlar. Evet. İki tane kızı, iki tane oğlu vardır. Bir oğlunun ismi Levent, bir oğlunun ismi Umut. Kızı Deniz, bir tane de küçük kızı vardır. Yani şunu söylüyorsunuz, gayet iyi tanıdığım bir aile, bunu çok, ispatladınız. Çok iyi tanıdığım bir ailedir. Evet. Hatta şöyle söyleyeyim, Kemal Koçak kendi öz kızını kaç kere para karşılığında
Çinlere satmış. Çin'in önceki kızını. Evet. Allah'ım. Bir, ikincisi bak tekrar o ben söyleyeyim o cevaplasın. Kemal Koçak'ın büyük oğlu Levent Koçak şu anda iki tane kız kardeşle bir Kemal Koçak kızını para karşılığında Esra Hanım lütfen bana ispatlasın bu kişi lütfen. Bana? Lütfen tamam, Esra bana Hanım. Benim kızım tamam. Var. Kızımın da bağlanması. Bu kişi ispatlasın bunu Esra Hanım. Peki oğlunuz Levent Koçak. Evet. İki tane kızla iki kız kardeşle aynı anda beraber mi? Hayır. Hayır. Hayır efendim. İkisinden de birer tane çocuğu var mı? Hayır. Efendim ben gelinim kızıma bağlanacağım bağlansın. Şu anda. Bu kişi bunu Levent'in ispatlasın. Karısı, evet Levent'in karısı da bağlansın. Bu kişi bunu Menekşe ispatlasın. Menekşe Ergin de bağlansın bir dakika, yayına. Bir dakika. Yalan suyuyorlar. Kemal Bey siz zaten kendiniz ikrar ettiniz kızım 14 yaşında evet. Hayır, evlendi dakika, diye. Bu kişi şimdi ben burada diye. Yalan dur, sığmasın. Bak, ben kızımı suyuyor. Benim kızım bir evlilik bakın, yaptı. Bakın ben şu anda dinliyorum. Lütfen rica ediyorum. Bak ben yalan sığmasın kimse çıksın. Yani size delilli olarak WhatsApp'ınıza atarım ve her şeyi görürsünüz. Her Kemal şeyi gönderebilirsiniz WhatsApp ihbaratına. Her şeyi dediğinde, gönderin. Kendi kaynına, kendi Tülay Koçak'ın kardeşine. Evet. Düzce'den kızı alıp tekrar Bolu Dört Duvan'da birine para karşılığında satmış mı diğer o üç çocuğu? Hayır yalan söylüyor. Peki böyle bir olay Esra Hanım, oldu mu aranızda? Şey kim bu da bir müzik? Ben anlattım. Bir şey söylemek istiyorum. Bunlar Esra bizim Hanım, düşmanınız olabilir. Benim kızım bir evlilik şimdi yaptı. Bir, sizin bir düşmanınız olabilir ama atıyorum bu borçla ilgili filandır ama bir insanın şerefine, haysiyetine, namusuna ve bu kadar aile ilişkileri. Evet ama ben bir şey söylemek ama istiyorum. Ama bu kim benim acaba? Benim kızım bir evlilik yaptı. Lütfen bak bu kişi yalan sığıyor. Buyurun onunla muhatap İki tane olur. Çocuğu var. Bak beyefendi. Yalan konuş, yalan sığma. Benim kızım bir evlilik yaptı, iki tane çocuğu var. Kocası tarafından çocuklara bakılmadı. Şu anda çocuklar Kütahya'da, yurtta. İkinci evliliğini Gerede'de yaptı. Ne için yalan sığıyorsun? Doğruları konuşur musun kızın bana? Kaçtı. Kızını tekrar aldın, Gerede'den aldıktan sonra kızının... Da ikinci evliliğinden olan hayır. Sen madem, bir dakika efendim. Madem ispatlıyorsun. Hasiyetli, şerefliysen ismini madem de ispatla. Madem hatta kalın. Eğer bu gerçeği siz çıkartırsanız ben size hayatımı borçluyum. Ama siz gerçekten çok yanlış yapıyorsunuz. Ben şu anda abi, ben şu kızımı anda ararım. Kızım ararım. Ekip arkadaşlarım ararlar. Tamam, verdim arayı. Aram benim. Deniz Koçak kızım benim şu anda da Gerede'de evli. Yalan sığıyor bu kişi. Ne diye kayıtlı? Deniz kızım. Deniz. Ver Deniz numarayı. Diye mi kayıtlı? Bir dakika arada ver şundan bu. Ah Deniz'in numarasını bulun sığıyor. Şuradan. Peki hanımefendi, beyefendi diğer iddianız nedir? Bir saniye sorar mısınız? Alın. Tabii bir dakika. Oturun yerinize. Şu anda oğlunun evinde Levent Koçak'ın evinde iki tane kız kardeş varmış. Levent Koçak'ın evinde iki kız kardeş hayır, var mı? Hayır Menekşe Elgün var. Bu kişi kim ise var ya. Menekşe bu kişi. Kimin yanındaymış sorar mısınız? Yalan sıvıyor bu bir kişi. Bir saniye. Tamam bir dakika. Şu anda şunu söylüyorsunuz. Benim kızım. İki tane kız kardeş var Levent Koçak'ın evinde. İkisinden de birer tane çocukları mı var? Evet doğrudur. Peki. Menekşe kim? Kız kardeşi Menekşe davranıyor. Menekşe Tülay Koçak'ın gelinim. Kız kardeşinin kızı. O ki, onunla Kar- Levent'in bağlantısı ne? Eşi, Levent'in eşi. İşte iki kız evet doğru. Başkan hayır, bu Menekşe'ye önce kızımı kimseye vermedi. Menekşe'yi kaçırarak mı evlendiler? Ha? Hayır. Kaçırarak mı evlendi kızınızla? Benim kızım ikinci evliliği yaptı. Şu anda Gerede'de bizi de izliyor televizyonda. Annesi verdi. Lütfen bağlanmanızı rica ediyorum. Bir saniye Menekşe'nin iki arkadaşı şu anda o evde mi? Hayır arkadaşı değil kız kardeşi. Hayır bilmiyor. Bir saniye. Hayır bilmiyor. Çok özür dilerim. Menekşe'nin kız kardeşinin adı ne? Menekşe'nin kız kardeşinin ismi Esin. Esin. Şu anda Levent Koçak ikisiyle de mi? İkisiyle beraber yaşıyor. İkisinden de ayrı ayrı çocukları var. Gidin. Var mı öyle bir şey? Hayır. O da şerefli bir namuslu birisi. Esin.
ablasının yanında kalıyor. Ablasının yanında kalıyordun. Bunlar da şerefli bir namusluysan ispatlasana. Peki şu anda kız kardeşi benim kızımı ispatlamasını istiyorum. Esra Hanım lütfen. Bir saniye. Tanımıyorlardı. Şu anda ben bu numarasını bulacağım, buna dava açacağım. Hayır, efendim. Ben kızımı satmadım kimseye. Benim ağzım açık. Çocuk arasında DNA testi yapılır, ortaya çıkar. Evet. Bunu böyle ispatlarız. Var mısınız buna? Tamam. İspatlamanızı istiyorum. Ben kızımı bir yere vermedim. İkinci evliliğini yaptı kızım. İki tane çocuğu yurtta. Bak, şu anda geride de. Bu kişiyi yalan söylüyor. Dinliyorum sizi. Çok üst üste. Onun numarasını bulup onun hakkında dava açmayı düşünüyorum ben. Edebilirsiniz. Esra Hanım lütfen. Gerçekten söylemiyor. Yalan söylüyor. Bir dakika. Ben kızını sattığı kişinin, bak kızını sattığı kişinin dahi telefonunu veririm size. Bilelim. Versin tamam. Bütün bilgileri gönderebilir misiniz? Tamam versin. O adamlar da yayına bağlansın madem. Tamam versin. Ben kızımı kimseye satmadım Esra Hanım. Sattı desin. Tamam versin. Ben namusumu satmadım ama burada düzgünce konuştum bak. Alo. Bunu... Peki niye bunları söylüyor beyefendi? Hayır, bu çünkü bana demek ki ne? Kızım boşandı ya. Ser aldı. Siz istemeyen kızsınız. İsmini versin bana. Evet, lütfen Cüneyt. İsmini versin bana. İsmini versin. Kimin ne olduğunu bulalım yani. Deniz Koç abi bağlanırsınız. Deniz Koç abi bağlıyor musunuz? Tamam. Şu anda bizi izliyorlar. Bir Deniz Koç abi da acil bağlar mısınız lütfen? Deniz Koçan telefonu meşgul. Bu arada elinizdeki tüm bilgileri bize gönderebilir şimdi misiniz? Tabii. Bütün bilgileri size gönderirim. Bütün tamam. Bilgileri. Aile yakından tanıdığınız ortada zaten. Hay Allah razı olsun Selman abi. Allah tuttuğunu altın etsin senin. Kemal Koçan, bak Kemal Koçan. Bütün ailesini sayayım. Abisi vardır Ali. Bir tane daha kardeşi vardır Selahattin. Bir tane daha kardeşi vardır. Bunlar dört tane kardeş aynı mahallenin içinde oturuyorlar. Dördü de yan yana evlerde oturuyor. Peki hattan ayrılmayın. Beyefendi hattan ayrılmayın. Bir dakika kızıma bağlanır mısın? Melekçe Ergün. Bu sizin oğlunuz değil mi? Hayır. Çok enteresan soru işte. Çünkü resmi nikah yok hiçbirinde. Kemal ve Tülay'ın gelinleri. Aynı zamanda sizin de. Kız kardeşimin. Kız kardeşinizin kızı. Esra Hanım Deniz Koç abi bağlamanızı rica ediyorum. Esra Hanım. Ben kızımı satmadım. Dur bir saniye. 70 milyonun içinde yani söz veriyorum ben. Ben kızımı satmadım. Birlikte olduğunuz kişi Levent Koçak'la alakalı iddiaları biraz önce beyefendi dile getirdi. Ne söyleyeceksiniz? Hayır, yalan söylüyor. Ben size şu şekilde anlatayım. Bu annemin erkek arkadaşı. Ay yazık. Kim annenizin erkek arkadaşı? Cengiz. Bu şu andaki hastaki Cengiz Demir. Tamam. Tamam tanıdım. Cengiz benim düşmanım Bey efendim mi? Bu Cengiz. Tamam. Şu andaki bakar mısınız? Dinliyorum sizi. Şu andaki bu Cengiz Demir. Evet. Bu niçin bu iddiaları bulunuyor? Daha önceden benim yaşım ufak olduğu için bana tacizde bulundu. Benim kız kardeşime de tacizde bulundu. Kim bu? Siz yurtta Menekşe yaşıyor misin? Muydunuz? Menekşe mi bu? Hayır. Evet. Yurtta olanla. Bak. Efendim? Siz yurtta büyüdünüz mü diye soruyor Hülya Hanım. Evet. Evet. Anne. Daha önceden annemin yüzünden ben evden kaçtım. Evet. Yurda teslim oldum. Çünkü bu Cengiz Demir taciz ettiği için. Evet. Ben yurtta kalmak istedim. Levent Koçak'la ondan sonra evlendim. Benim 3 tane de şu anda çocuğum var. Kız kardeşiniz sizinle mi beraber? Evet, Cengiz Demir daha önceden ona da taciz etti. Benim gözümün önünde de taciz etti. Peki. Ben de kız kardeşimi kaçırdım, Bolu'ya getirdim. Peki. Şu anda kız kardeşim benim yanımda. Öyle hayatta bir şey de yok. Anneniz bu kişiyle kaç yıldır beraber? Kaç yıldır beraber? Annemin üzerine o kuma da getirdi. Nelere benzemez, neler yaptı. Annemi de satış yaptı. Kancası bağlansın. Peki anneniz bu tacizleri bilip neden susuyor ya da görmezden geliyor? Annem bu adama aşık olduğu için bizi de yani ne diyor annemi yani kovacak olduğu sıra... Kızanın diyor gitmeyecek diyor yani. Yani anneniz sizlerin yerine bu kişiyi mi tercih etti? Efendim? Anneniz çocukları yerine bir erkeği mi tercih etti? Yok hayır o şekilli değil. Peki telefon hattında Cengiz Demir. Cengiz Bey. Alo. Alo beyefendiye sesleniyorum biraz önceki hattaki beyefendiye. Ben tamam, şikayet edeceğiz. Alo. Eşim. Cengiz Demir'in daha eşi misiniz? Ben. Evet. Biraz önce konuştuğumuz beyefendinin eşi misiniz? Evet. Evet. Peki.
Niye Cengiz Bey telefondan ayrıldı? Ben konuşmak istedim. Çünkü oradaki benim ablam... Yani menekşelerin annesi, buradaki yalan söylüyor. Abla, evet. Siz düşman menekşe, mısınız? Düşmanız biz bunlarla. Çünkü bu kadın... Biz dargınız bununla. Kızlarına taciz ettirdi bu. Cengiz Demir sürekli kızlarla. Buyurun dinliyorum sizi. Kelimelerimize, cümlelerimize tecavüz dikkat ettik. Edelim. Bekleyin. Evet. Kızımla konuşsun. Buyurun. Buyurun. Niçin düşmanıyız? Bir sorar mısınız? Düşman diyor. Niye düşmansınız? Neden konuşmuyorlarmış bizle? Kızlarımı ben iktidar... Amcası niye? Bağlansın. Kızların amcası bağlansın. Kayını bağlansın. İki yıldır çocuklarınızı niye görmüyorsunuz? Tamam. Benim kendimi burada silah bana sattı baba. Rica ediyorum. Dur bir. İki yıldır çocuklarınızı niye görmüyorsunuz? Kemal Koçak'la Tülay Koçak göstermiyor. Hayır. Kızlarınız yetişkin, kocaman, çoluk çocuk sahibi insanlar. Benim kızımı Melek Dersin'i kaçırdıklarında 14 yaşındaydı. Levent Koçak kaçırdığında mı? Kaç yere evet. Sattıydın kızını de. Ada pazarından almıştınız de. Peki kız kardeşiniz diyor ki kızınızı kaç yere sattınız diyor. Evet öyle ben, değil. Ben onun gibi kızımı satmadım. Silahbara ne kadar para verdi? Kaç kere sattım? Peki Menekşe anneniz telefon attığında onunla konuşun lütfen. Peki. Anneniz... Buyurun. Menekşe neden yalan söylüyorsun kızım? Doğruları konuşsana. Niçin doğruları konuşacağım? Sen bizi ufak ufakken bırakıp da gitmedin mi? Ben sonra babamın yanından kaçıp... Kemal senden ağzına bakarak konuşma. Hayır ben Levent Koçak'ın ağzına bakarak konuşmuyorum. Ben 22 yaşında birisiyim yani. İstediğim yere gidip gelebiliyorum. Sen bizi evet. Ufak yaşta ben bırakıp gittin. Sonra ondan sonra biz, ben senin yanına kaçtığımda hocam bana taciz ettin mi? Sen göz yummadın mı? Bilmiyorum. Bakın Cengiz Demir'in kızlarınızı taciz ettiğini, yani kızınız bunu zaten bu canlı yayında itiraf ediyor. Esra Hanım. İspat etsinler. Tamam, savcılıkta da var Esra Hanım. Of. Menekşe Hanım kız kardeşinizin çocuğu var mı? Koçak. Efendim? Menekşe Hanım kız kardeşinizin çocuğu var mı? Hayır efendim. Menekşe kız kardeşin Esin'in çocuğu var mı? Var hayır. Saklıyorlar. Var mı? Hayır saklamıyoruz ya. Niçin yalan söylüyorsun sen bu kadara ya? Var. Esra Hanım hayır. Var. Tespit ettirebilirim. Esin'in bir çocuğu var. Bu çocuk Tülay Hanım diyor ki akrabası tarafından tecavüze uğradı diyor. Siz de diyorsunuz ki Levent Koçak'tan bu çocuk diyorsunuz. Evet. Hayır Levent Koçak'tan değil. Siz peki Esra Hanım deyin ki ne? Esra Hanım. Bir saniye anneyle konuşmak istiyorum. Neydi kız kardeşinin adı? Kardeşini söyle. Bak, kız kardeşinin adı neydi? Esin. Hayır onu demiyorum. Mert. Senin kız kardeşin. Mert. Benim kız kardeşim mi? Telefondaki. Gökmen. Esra Hanım. Gökmen. Esin'in çocuğu var mı? Esin'in çocuğu var. Kimden? Levent Koçak'tan. Esra Hanım. Ortaya çıkacak. Çok basit. DNA testi yaptıracağız. Benim oğlumu boşu boşuna bir sene cezaevinde yatırdılar. Ne çünkü yaptılar? Düşmanımız. Esra Hanım. Evet. Abi tecavüz etti diye cezaevinde mi şu anda? Çıktı. Hayır çıktı oğlum. Biz sadımızın arkasındayız. Ben bizim delili ispat karşılarına çıkarım. Lütfen. Beraat mı etti oğlunuz? Evet. Gönderebilir evet. Misiniz oğlan? Levent Hanım. Tecavüz için delil bulamadı var. Aralarında DNA testi yapıldı mı? Evet. Kim konuşuyor? Hayır o tarzı bir şeyler olmadı. Mert Ergün zaten tecavüzde bulundu. Kapadın ne olursunuz. Valla benim dilim varmıyor, çok karışık, midem kaldırmıyor bu konuşmaları ve bunlar çok basitmiş gibi çok basit bir şey var. Hanım, Levent şey oturun lütfen istiyor. Yerinize kalkmayın. Otur. Levent hayır, Koçak kızımı, lütfen yerinize oturur ben musunuz? Ben kızımı kime sattıysam bunu bulsun Esra hayır. Hanım. Kim bulsun?
Hayır, Cengiz Demir diyor ama ki Kemal Koçak diyor kızını sattı diyor. Hayır, diyor. Yalan ben kızımı için satmadım. 70 milyonun içinde namusuma şerefime ben söz veriyorum. Aman buna bu şekilde bana konuşamaz. 14 yaşında izin verdin dediniz be abicim. Hayır, ya 14 yaşında bir baba nasıl izin verir kızının evlenmesine? İspatlasın bunu. Ya 14 siz demediniz mi? 14 yaşında izin vermediniz mi evlenmesine? Yaşını büyüttüm demediniz 14 mi? 14 yaşında kaçtı diyorum bak. Ne diyorum ben? 14, 2 yıl geçti, 16 yaşına girdi. Yaşını büyüttürdüm ben mahkemede. Sessiz evlendirdim. Kaldınız. Sessiz kaldınız. 14 yaşında bir çocuğun istismar edilmesine baba olarak sessiz kaldınız. Bu aile haklı. Bakın, satmadım. Bakın kızları konusunda haklı. Rıza var yok bilmiyorum ama aileniz konusunda bu ihbarlardan sonra ben de korkuyorum. O çocuklar buraya gelecekler. Yani ben bunlara nasıl buraya güveneyim de kızımı teslim edeceğim ben hayır bunlara. Hayır. Bir de bunlara teslim olamam. Eğer bir çocuğu ben varsa tanıman etmen oğlum. Anne çocuğu olduğunu söylüyor. Aralarında DNA testi de yapılacak. Bu çocukları buraya getirmiş olsaydınız Esra Hanım. Şimdi bunlar Cengiz neden? Yani bir dakika, çocuklar, dur bir dakika. Reşitler karışamam diyorsunuz. Ama aile içerisinde bak, bu kadar dakika, enteresan şey ilişkilerden bahsediliyor. Bunlar tamam ilişkilerden kızınla annesi görüştü. Oğlumla evlendi. Şey pilavı devamlı savcılıklarda savcılıkları araştırabilirsiniz. Her şeyimiz bizim ispatlı bizim. Siz diyorsunuz ki biz bu hikayedeki en masum insanlarız. Bunu mu söylemeye çalışıyorsunuz? Ama hepsi de annesinden şikayetçi olduğu gelinim. Oğlunuz Menekşe'yi yurttan mı kaçırdı? Yurttan mı? Hayır. Evet. Hayır. Nereden kaçırdı? 14 yaşındaymış. Bunu 14 yaşındayken kız kardeşim bunu Adapazarı'nda bir yere satmıştın. Kız kardeşim. Oradan aldı. Oradan aldı. Çocuğu yurda verdik. Yurttan tekrar kaçırdı Cengiz Demir. Kızı kaçırdı Cengiz Demir. Başka yere sattı. Slobar'a sattı. Kulüp gibi bir yer mi? Evet. Oraya sattı. Yani, oradan çocuk geldi. Ne olursun teyze beni satıyorlar dedi. Beni al oğluna dedi. Tamam kızım dedim. Aldım ben. Ve de biz satmışız mı acaba? Ablacığım kullanma ya. Telefon altında mı? Menekşe'ye evet, üç tane de çocuğu var. Menekşe Nur topu gibi üç tane de çocuğu var. Menekşe getirmişim mi ben? Menekşe lütfen. Menekşe. Esra Hanım. Kimle görüşüyorum? Ben Cengiz. Buyurun hakkınızdaki iddiaları cevaplayın. Şimdi Esra Hanım size bir soru soruyorum. 14 yaşındaki kızı Türkiye'de ben size başka bir soru yöneltiyorum. Menekşe'nin sözlerini duydunuz. Biz annemin erkek arkadaşı sizin tarafınızdan cinsel istismara uğradık dedi. Evet. Şimdi Esra Hanım ben İstismar size bir ettiniz soruyorum. Mi bu çocukları? Esra Hanım o çocuklar benim yanımda 6 yaşından itibaren kendi çocuklarım gibi büyüdü. Hayır. Bunu başta bir... Ne zaman yurda gitti bu çocuklar? Bu çocuk ne zaman yurda gitti biliyor musunuz Esra Hanım? Bu çocuk Antalya'dan bakın ben detaylı detaylı ben onlar gibi yalan konuş. Antalya'da bile çocuğu sattın sen. Antalya'da bile Menekşe Ergün'ü satmadın. Al mikrofonları. Ama bunların cevabını ver seni savcılığa şikayet ettireceğim. Ben seni savcılığa şikayet edeceğim. Sen benim kızlar bunların namusundan peki, oynayasın. Seninle sizi. Şikayet ettireceğim ben. Esra Hanım. Dinliyorum. Esra Hanım. Şimdi bakın. Ben hepsini tek tek ispatlayacağım. Onlar dinlesin. Bak ben onları dinledim. Şimdi onlar da beni dinlesin. Tek tek ispatlıyorum. Bunlar beni iki kere Kemal Koçan. Bu çocuklar Antalya'da Menekşe. Antalya'da Burhan. Bilmem kim diye soy ismini Burhan Cuma diye bir çocukla kaçtı tatilden benim yanımdan. Annesi evet. De yanımdaydı. Kemal Koçak, Kiray Koçak, eşim Götmen beraber gittik biz bu çocuğu aldık. Biz evet, evinde evet. Otururken bayramın birincisi günü biz evinde otururken Kiray Koçak yeğenini gitti odaya çekti. Oğluna ayarı verdi. Çocuğu kaçırdı gitti. Bayramın birisi gün evinde.
Ben bu yayın içerisindeki bütün ifadeleri ihbar kabul edilmesini, bakın yaşlarım çok küçük. Tabii ya, hepsi ihbar kabul edilsin. Hepsi. Menekşe'yi bağlattır. Bunlar beni Menekşe'ye şikayet ettiler. Üvey babam bize tacizde bulundu diye. İki kere mahkemeye çıktım, ikisine de aklandım mahkemede. Merak ettim iki mahkemeden de. Şimdi buradaki en önemli konu Firdevs Hanım ve Bekir Bey. Evet. Bizim kızlarımız zorla alıkonuluyor demişti. Evet. Bunun da ispatlanmasını istiyorum sizin tarafınızdan. Evet. Umut'la İbret Burada olacaklar. Yerim gözlerim. Tamam. Umut'la sen İbret Burada olacaklar. Bak, bu kadar delermiş, kadınların pazarlanması, diye. Satılması, evet. Evlendirilmesi, ona verilmesi, aile içerisinde cinsel istismar falan çok aklı selim şeyler değil. Şimdi arıyorsunuz yayın bittiğinde. Neredelerse buraya geliyorlar. Nereden buluyorlar? Neredelerse buraya geliyorlar. Tamam, bunları getirelim. Bunları getirelim. Ama şu an ben bir şey söylemek istiyorum. Arıyorsunuz, dün 200 TL'yi nasıl verdiyseniz, ben size dün akşam bir saat konuştum. Ya bu çocuklar buraya gelecekler, buraya da gelsinler. Ben de çok özür dilerim, bu kadar şeyden sonra benim midem çok bulandı. Belki kendinizi aklama yönünüz neydi biliyor musunuz? Aslanlar gibi o çocukları buraya getirip el öptürseydiniz hiç şüphe etmezdim. Hiçbir şey söylemeyin, arayın buraya gelsinler. Yarın görüşmek üzere, Allah'a emanet olun.